günün eklem ağrısı olanlar. Ekran başına. Vücuttaki ağrılar hangi hastalıkların habercisi? Gebelikte insanın belini bozacak 3 tane olumsuz faktör var. Bel fıtığı olduğunuzu kendi kendinize nasıl anlarsınız? Beyin, sinir ve omurilik cerrahisi uzmanı Operatör Doktor Gökhan Özçınar'dan ağrılarınıza ameliyatsız çözümler geliyor. Yavaş yavaş bası uygulayarak böyle bir akupres yöntemidir bu. Akupunktur gibi. Ayak altındaki sinirlerden hastalık teşhisi mümkün mü? Buralara bastığınızda direkt ağrıyı keser. Zayıflamadan depresyona el ve ayak altı masajıyla hangi hastalıklar tedavi edilebilir? Psikoterapi ve refleksoloji uzmanı Doktor Esat Başaran'dan sizi ekrana kilitleyecek açıklamalar geliyor. Az sonra Zahide Yetiş'te. Bir zamanlar uzak diyarlardan birinde, karlı dağların ardında, bulutların ötesinde, gökkuşağının altında küçücük bir ülke varmış. Bu ülkenin kraliçesi güzeller güzeli bir kız çocuğu dünyaya getirmiş. Ancak kader bu ya, kraliçe daha çocuğunu kucağına bile alamadan Hakk'ın rahmetine kavuşmuş. Melek olmuş uçmuş. Kral da aslen Adanalı eski pamuk tüccarlarından olduğu için kızına Pamuk adını vermiş. Diğer yandan çok uzak bir ülkede, bulutların dağların berisinde, cehennemin ta dibinde zengin kral avcısı kötü kalpli bir kadın yaşamaktaymış. Dur bakalım. Sevgili Google, söyle bakalım bana. Son dönemde dul kalan zengin ve aptal krallar listesi. İnternetten kralla arkadaş olan bu kötü kalpli kadın, kendi resminin yerine Angelina Jolie'yi koyunca kral hemen onu sarayına davet etmiş. Kadın Angelina Jolie'den daha çok bir ütüye benzese de kral ondan etkilenmiş ve kısa sürede evlenmişler. Kötü kalpli kraliçe kralı fare zehiriyle zehirleyip öldürdükten sonra gayet mutlu bir hayat sürerken bir gün öğrendiği bir şey onun bütün mutluluğunu yerle bir etmiş. İnternet üzerinde yapılan ankette yaşayan en güzel varlığın pamuk prenses olduğu açıklanmış. O küçük kız nerede büyüdü de Instagram'a falan giriyor. Kendin bir şey bilmez. Çabuk buraya gel. Şimdi beni çok iyi dinle. Şu pamuk prensesten kurtulmam gerek. Kurtulmak derken? Onu bir bahaneyle ormana götürmeni, orada işini bitirmeni ve bağırsaklarını getirmeni istiyorum. Pamuk prensesin mi? Yok, anneannemin. Ha? Anneanneniz yaşıyor mu? Maşallah. Şapşal şey. Ne anneannesi? Pamuk prensesin bağırsaklarını getireceksin. Şey, kalbini çıkarmak daha mantıklı ve temiz olmaz mı? Yani bağırsak, ne bileyim. Bana ukalalık yapma. Bir saate kadar bu işi bitir. Şimdi hemen yok ol. Yoksa ömür boyu Survivor izleyemezsin. Bakalım pamuk prensesi ortadan kaldırdıktan sonra yine en güzel ben mi olacağım? Yanıt veriyorum, evet. En güzeli olacağım. Hayt, egom taban yapacak. Aptal bir kral bulacağım. Serveti benim olacak. Evrenin en güzeli olacağım. Hayt, egom taban yapacak. Aptal bir kral bulacağım. Serveti benim olacak. Var mı benden güzeli? Akıllıyım, cazibeli. Korkunç şekerim, korkunç şekerim. Harikayım, yetenekli. Şıkır da şıkır, kıpır da kıpır. Şıkır da şıkır, kıpır da kıpır. Harikayım, yetenekli. Şıkır da şıkır, kıpır da kıpır. Şıkır da şıkır, kıpır da kıpır. Evrenin en güzeli olacağım. Hayt, egom taban yapacak. Aptal bir kral bulacağım. Serveti benim olacak. Hayt! Kız arabanı buldu, görüyor musun?
Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler hepiniz biliyorsunuz. Yeni versiyonları yapılıyor artık ve çocuklarımız, gençlerimiz tiyatroya daha çok ısınıyor, daha çok seviyor. Oyun Pamuk Prenses, Kötü Kraliçe ve Bir Sürü Cice adını taşıyor. Alanya Belediye Tiyatrosu çocuk birimi yapıyor. 23 Nisan çocuğun içinde yaşatan, yaşatan her çocuğa kutlu olsun, mutlu olsun. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bitti, bitti mi her şey? Hayır, devam ediyor her şey çocuklar için. Bugün haftanın başı nasıl başlarsanız öyle gidermiş. Çocukların gülümsemesiyle, onların güzel aktiviteleriyle başlayalım istedik. Biraz sonra hem refleksolojiyi konuşacağız. Refleksolojiyle zayıflamak mümkün mü? Çocukların boyu uzar mı? Bunlardan bahsedeceğiz. Ve az sonra da Sayın Gökhan Özçınar gelecek. Ağrılar, bel, boyun, fıtık hepsinden bahsedeceğiz. Ama önce anlatıcı, yazar, yönetmen Nilbanu Engindeniz. Çocuklarda değişim oldu mu tiyatrodan sonra? Kesinlikle oldu. Ben 3 yıldır Alanya Belediyesi ile çalışıyorum. Öncelikle Belediye Başkanı Adem Murat Yücel çocuklara çok önem veriyor. Hem Alanya'nın merkezindeki hem de 58 tane bütün köyündeki çocuklara ulaştık. Özellikle oradaki çocuklar tiyatroya çok aç. Birçoğu denizi bile görmemiş. Bırakın tiyatroyu görmeyi. Alanya'da yaşadıkları halde. Alanya'da yaşadıkları halde. Orada Bir Köy Var Uzakta adlı bir proje yürütüyoruz. Aynı zamanda bir belgeseli olacak. Ama dediğim gibi Belediye Başkanı o kadar çok destek veriyor ki engellilerle. Bütün belediye başkanlarımız bu anlamda çok güzel çalışmalar yapıyor. Çocuklara değer ve önem veren pek çok belediye başkanımız var. Hepsini buradan tebrik ediyoruz, yürekten alkışlıyoruz. Kesinlikle. Peki çocukların derslerini etkiliyor mu? Şimdi asla. Anne baba olsam tiyatroya göndersem mi kaç saat orada kalacaklar diye düşünüyorum. Yok hayır, ben yani bu işe başladığımdan beri hep çocuklara diyorum ki karnelerinizi göreceğim. Çok enteresan. Ya ben çalışkan çocukları seçiyorum ya da onlar tiyatroya devam etmek için çok çalışıyorlar. Gerçekten hiçbir şekilde derse etki etmediği için ezber yeteneğini güzel geliştiriyor. Arkadaşlarıyla beraber uyum içinde olmayı öğreniyor. Kendine güveni geliyor. Yaratıcı drama ve tiyatro çalışması ve en az spor faaliyeti kadar kıymetli ve çok, önemli çok kıymetli. Ve ikinci bölümünü izliyoruz. Drama. Evet. Kötü Kalpli Kraliçe Pamuk Prenses'ten kurtulunca aynalarla ve bilgisayarla yeniden barışmış. Ve mutluluktan mest olmuş bir halde sarayında dört dönüyormuş. Efendim, bu beladan da kurtuldum. Yine en güzel benim. Yaşarız hep birlikte mutluluklar içinde. Gideyiz küçücük gidip ama gönlümüz iyice. Yaşarız hep birlikte mutluluklar içinde. Cücük çok uzun bir hikaye.
hikaye? Fark etmez. Dinleriz çilekli pastam. Tamam, elmalı turtam. Ne olur ne olur. Biz birlikte çalışıyoruz. Sana bakarız çilekli pastam. Gerçekten burada kalabilir miyim? Oylama yapmalıyız. Tamam, kalsın diyenler. Oy birine kalsın karar verildi. Çok teşekkür ederim. Madem burada kalıyorum ben de sizleri tanımak isterim. Tabii tanışalım. Ben Keloğlan. Memnun oldum çilekli pastam. Ben de elmalı turtam. Benim adım Hapşırık. Ben Bilgin. Tahmin etmişsindir, ben ayık hocam. Ya sen? Ya ben utanırım, söyleyemem. Öyleyse sen utangaç olmalısın. Evet, bildi. Ay, sanki Vanessa'nın göz ölçümünü bildin. Aman da şahane. Sen de öfkeli olmalısın. Aman pek zekisin. Size söylüyorum, bu kız başımızı belaya sokacak. Öfkeli yeter artık, misafirimize saygısızlık yapma bakalım. Biz birlikte palyaço olarak çalışıyoruz. Tamam. Siz işteyken ben de yemek programlarını izler, size yemek yaparım. Bizim evde televizyonumuz yok ki. Ne? Ya bu daha yemek yapmasını bile bilmiyor. Tabii bilmez. O bir prenses. Oldu. Ben de İngiltere kraliçesiyim. Millet, akşamki gösterimiz az kaldı. Hadi. Bizi burada bekle olur mu? Sakın hiçbir yere ayrılma. Çilekli pastam. Tamam, elmalı turta. Tahmin et... Ay... Uykun mu geldi senin? Uykun mu ya, geldi? Ya biraz kestirseydik. Hadi yürü uykucuğum. Tüceyiz küçücük füze ama gelmemiz yeter. Yaşarız hep birlikte mutluluklar içinde. Tüceyiz küçücük füze ama gönlümüz yeter. Yaşarız hep birlikte mutluluklar içinde. Onlar cüce ama hayatları epey büyük gördüğünüz gibi. Farkında mısınız? Televizyon yok mu sizin evde? Prenses bir çığlık attı. Artık çocukları televizyondan ve onunla beraber gelen pek çok şeyden ayırmak mümkün değil. Oysa kitap okuyan çocuklar istiyoruz biz. Böyle tiyatro gösterilerine katılan çocuklar istiyoruz. 23 Nisan'da oyun heyecanını ailelerine gösteren çocuklar istiyoruz. Çünkü dünyada ilk ve tek bayramdı 23 Nisan. Geçti bitti demeyin. Devam ediyoruz içimizdeki coşkuyla. Çocukların... Sonraki durumları nasıl? Oyunu sergileniyor. Aileleriyle nasıl? Kardeşleriyle nasıl? Sonra daha mı çok gelip katılmak istiyorlar tiyatroya? Kesinlikle. Yani şey gibi biraz hani böyle bir şey vardır ya, sahne tozu yutmak. Çocuklarda o çok fazla oluyor. Yani aslında ben 12 mikrofonunuz yaş olmadan. Pardon. Ben aslında 12 yaş üstüyle çok fazla çalışmıyorum ama mesela kötü kraliçeyi oynayan arkadaşım 15 yaşında ama hala bırakmıyor ısrarla. Ben de onu kıramıyorum. Önce karşı çıkan veliler bile çocuklardaki o değişimi görünce mutlaka devam etmelerini istiyorlar. O anlamda da çok iyi olduğunu düşünüyorum onlar için her açıdan. Güzel bir şey. Yani hangi mesleği geliyor yaparlarsa yapsınlar, tiyatrocu olmayacak birçoğu ama hiç önemli hiç değil. Önemli değil. Hangi mesleği seçerse seçsin kendine güveni olan, düzgün konuşan ve paylaşan birey olacak. Bu çok önemli. O söylediğiniz çocuğu ben tanıyorum. Zamanında ilkokula giderken ben tombik, şişman, uzun... Ve adımı kimse bilmez, benim varlığımdan kimsenin haberi yok. Yani durum felaketti, sormayın. Bir gün böyle bir tiyatro sahnesinde sahneye çıktım. İlk defa hayatımda alkış aldım, zaman zaman anlatıyorum size de. Orada hayatım değişti. Şimdi böyle burada nasıl bıdır bıdır konuşuyorum, o zaman görseniz inanamazdınız. Böyle süklüm püklüm kendi halinde. Bu çocuktan böyle bir şey mümkün değil. Yani size deseler ki şu çocuk ileride televizyoncu olacak, mümkün değil derdiniz. Oluyor. O yüzden lütfen çocuklarınızı iyi motive edin. Ne olmalarını istiyorsanız onu söyleyin. Hadi oyunun son bölümüyle karşınızda genç arkadaşlarımız. O zaman ben son kez bir şey söylüyorum. Bir çocuk değişir, dünya değişir de sloganımız. Kesinlikle tamam. Bir çocuk değişir, dünya değişir. Buyurun değişen çocukları görüyoruz. Evet, açıl Google, açıl. Dünyadaki en güzel kadın kim görsellerden bakalım bakalım. Ne? Zahide Yetiş mi? Kadın 30'una geldi be. Bu Google da iyice kafayı yemiş. Neyse ilk ona girebilmiş miyim ona bakalım. Ne? Pamuk Prenses 7. Ben 9. muyum? Bu Pamuk
prensesin canı çıkmamış mıydı? Kötü kraliçe tanınmamak için çok farklı bir teknik uygulamaya karar vermiş. Bu kez Pamuk Prensesi o kendi elleriyle öldürecekmiş. İşte bambaşka biri oldum. Bu kulaklarla beni asla tanıyamaz. Kraliçe navigasyon aleti sayesinde Pamuk Prenses'in nerede olduğunu şıp diye bulmuş. Merhaba sevgili tavşancık. Bu da nereden çıktı be? Nereye gidiyorsun böyle? Babaanneme börek, çeyrek, elma, meyma getiriyorum. Babaannen nerede oturuyor peki? Aa sıkıldım. Hiç kırmızı başlıklı kıza benzer bir halim var mı benim? Yok sen bir tavşansın ve şimdi seni yiyeceğim. Ne tavşanı be? Ben Pamuk Prenses'teki kötü kraliçeyim. Oldu. Ben de Diliş filminde oynayan ayıyım. Ay gerçekten mi? Diliş filminde Leonardo DiCaprio ile aynı sahneyi paylaşmak nasıl bir duygu? Ha? Ah ama sıkın ama çekil şuradan. Şapşal şey. Ancak Pamuk Prenses gözlerini açmadı. Kötü kalpli kraliçenin hazırladığı zehirli havuç yüzünden sonsuz bir uykuya dalmıştı. Cüceler onun başına çiçeklerden bir taç taktılar. Ve çiçeklerle donattılar üzerini. Sonra da başında nöbet tutmaya başladılar. Onun bir gün uyanacağına kendilerini inandırmışlardı. O sırada prens onların yanına geldi. Hey, Pamuk Prenses nerede? Yer bildirimi atmış da onu almaya geldim. Kötü kalpli kraliçe onu zehirledi. Olamaz, çekilin. Face'e koyduğu fotoğraflarda Photoshop vardı galiba. O kadar da güzel değilmiş. Eğer onu öpersen uyanabilir. Gerçekten mi? Evet. Hadi öp onu, prensesimiz bize geri dönsün lütfen. Uyanmıyor. Başka yerinden öp bakalım. Herkesin içinde bu kadar yani. Uyanmıyor. Masala göre onu çok seven biri tarafından öpülünce uyanması gerekiyordu. Gel oğlan öpsün. Çekil bakalım oradan. Ha? Ne oldu bana? Temiz bırakacaktım bebişim. Ne haber güzelim? Olan seni öpünce uyandın. Bu doğru mu? Evet. Ne yani? Bu kel cüceyi bana tercih mi edeceksin? Bana bak ukala prens. Sanal aşklara karşıyım. Keloğlan'a aşığım. Gerçekten mi? Sanal aşklardan yoruldum. Keloğlan'a vuruldum. Ne yani? Şimdi ben avcumu mu yalayacağım? Hey, bu ne kadar da güzel bir prenses böyle. Ay, beni şımartıyorsunuz. Sarayıma kadar bana eşlik eder misiniz? Size pul koleksiyonumu göstereceğim. Beni şımartıyorsunuz. Demek sen ölmedin ha? Ona bir şey yaparsan karşında beni bulursun. Bana bak cüce, artık umurumda değilsiniz. Çünkü ona gelene kadar o kadar çok güzel var ki... Bu işten gerçekten sıkıldım. Hem galiba aşık oldum. Hayallerimin prensini buldum. Sana 40 gün, 40 gece düğün yapacağım Melih'im. Teşekkür ederim şekerim. Sevgili.
tamamen boş. Verdiğin sürece özelsin, hayat böyle hoş. Güzellik gelip geçici, mutluluk aşk önemli. O zaman zaten hep güzelsin, bana bir öpücük verir misin? Sevdiğin zaman güzelsin, gelirsin tamamen boş. Verdiğin sürece özelsin, hayat böyle hoş. Güzellik gelip geçici, mutluluk aşk önemli. O zaman zaten hep güzelsin, bana bir öpücük verir misin? Sevdiğin zaman güzelsin, gelirsin tamamen boş. Verdiğin sürece özelsin, hayat böyle hoş. Bir öpücük de programın sunucusuna. Bir de buradan alkışlar onlar için. Bayramınız kutlu olsun. Tekrar alkışlıyoruz arkadaşlarımızı. Çok teşekkür ediyorum. Bak sıraya girdi öyle. Bel boyun eklem ağrısı olanlar. Ekran başına. Vücuttaki ağrılar hangi hastalıkların habercisi? Gebelikte insanın belini bozacak 3 tane olumsuz faktör var. Bel fıtığı olduğunuzu kendi kendinize nasıl anlarsınız? Beyin, sinir ve omurilik cerrahisi uzmanı Operatör Doktor Gökhan Özçınar'dan ağrılarınıza ameliyatsız çözümler geliyor. Yavaş yavaş bası uygulayarak böyle bir akupresi yöntemidir bu. Akupunktur gibi. Ayak altındaki sinirlerden hastalık teşhisi mümkün mü? Buralara bastığınızda direkt ağrıyı keser. Zayıflamadan depresyona el ve ayak altı masajıyla hangi hastalıklar tedavi edilebilir? Psikoterapi ve refleksoloji uzmanı Doktor Esat Başaran'dan sizi ekrana kilitleyecek açıklamalar geliyor. Az sonra Zahide Yetiş'te. Yol bilmeyen müşterisi, kısa mesafesi, uzun mesafesi, taksicilerin çilesi bununla da bitmiyor. Bel ağrıları, sırt ağrıları, dinmeyen boyun ağrıları. Zahide Yetiş'le meslek hastalıklarında bu hafta taksi şoförlüğünü mercek altına alıyor. Taksi durağından canlı yayın az sonra Zahide Yetiş'te. Efendim hoş geldiniz. Gökhan Özçınar bizimle beraber. Beyin, sinir ve omurilik cerrahisi uzmanı operatör doktor Gökhan Özçınar, günaydın. Günaydın, nasılsınız? Bayramınız kutlu olsun. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Çünkü hala içimdeki çocukla yaşıyorum. Pek çoğunuz da öylesiniz. Aynen öyle. Değil mi? Öyle olalım zaten. Benim içimde bir bebe var. Bebe. Eskiden, vallahi eskiden benim yaşımdakilere amca derdim. Şimdi bana amca denmesini zaten kabul edemiyorum. Ne diyorlar size? Abi dedirtiyorum. Ha, Gökhan demi dedirtmiyorsunuz değil mi? Yok, oraya gelemedim. Benjamin Button gibi bir 10 sene sonra da Gökhan dedirteceğim herkese. Aman dedirtme, nasıl hissediyorsanız öyle. Aynen. İnsan içindeki çocukla yaşıyor ve şununla da gurur duyuyorum. Bakın dünyada cadıların bile bayramı var. Çocukların bilirsiniz. Niye olmasın? Ama dünyada çocuklara bayramı armağan eden tek kişi var. Ulu Önder, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Kendisini bir kez daha şükranla, saygıyla, sevgiyle. Evet. Hürmetle anıyoruz. O olmasaydı ne ben burada bir Türk kadın olarak program yapabilirdim, ne böyle rahat rahat dolaşabilirdim. Evet. Yattığı yerler nur olsun, mekanı amin, cennet olsun. Amin. Bütün şehitlerimizin evet, ruhunu şad ediyoruz burada. Bu arada hocamın konuşması için bu lazım. Evet. Bu ne bilmiyorum fakat bunsuz konuşamıyor. Yakaladım. Ne olduğunu sormuştum ama neydi bu? Bu aslında mektup açacağı da. Ama sizin için? Benim için şey, pikabın iğnesi olmayınca dönmüyor. O zaman bunu vereyim, hemen başlayayım. Bu arada 23 Nisan çok güzel fotoğraflarla doldu taştı her yer, biliyorum. 23 Nisan fotoğraflarınızı gönderin, biz de yayınlayalım. Twitter'dan bekliyorum fotoğraflarınızı. Şimdi hemen soruyorum, boyun fıtığı vücuttaki ağrılarla mı ortaya çıkar? Niye böyle yaptınız? Boyun fıtığı herkeste var. Yani herkeste var. Herkeste, bende de var. 3 tane her zaman her yerde söylüyorum. Hep elim şuralardadır. Hmm. Şöyle ovalarım. Boyun fıtığı olması illa başımıza bir iş gelecek anlamına gelmiyor. Boyun fıtıkları çok çok nadiren ameliyatlık olur. Ameliyatlık olduğunda da zaten öyle bir olur ki roller değişir. Hasta ne olur beni ameliyat et diye gelir. O kadar fena. Kimse durup dururken ameliyat olur mu? İğne bile yap. Ben iğneden çok korkarım. Ben hastalanırım. İğne yaptırtamam valla. Siz operatörsünüz ya, ameliyata giriyorsunuz. Sen ne diyorsun? Kafa açıyorum ben. Evet. Anlatabilir miyim? İnsanların beyinlerini açıyor. İğneden aynen, korkan ben doktorum. Ben beyin cerrahlarını, kalp cerrahlarını Azrail'le cephede savaşan kişiler olarak görüyorum. Çünkü öyle vakalar geliyor ki karşında sen, onun karşısında, benim karşımda da Azrail. Yukarıda Allah, hangimizi oynarsa, takdiri kimden yana kullanırsa savaşı o kazanıyor. Ama biz Azrail'le savaşan özel bir meslek grubuyuz. Çünkü
beyin cerrahisinde, kalp cerrahisinde insanın direkt canıyla i̇şte uğraşıyorsunuz. İşte derler ki günü geldiyse siz istediğiniz kadar... Yapın, aynen. Yani hani saatinde olduysa, hani bir nefes, son nefes derler peki, ya. Peki hangi ağrılarla ortaya çıkıyor? Kürek ağrısı. Kürek. Kürek. Şurada iki sırtımın taraftaki... Sırtımın ortasında küreğim çok ağrıyor ağrısı. Bu kürek ağrısı, hele ki buradan şöyle kola doğru vurmaya başlıyorsa ve öyle bir ağrı olur ki bazen hastalar bize şöyle gelir. Bu eli bunu tutar, şu kolumu kes diye. Bu kadar ciddi. O kadar yani doğum yaptım boyun... böyle ağrı görmedim. Boyun çok ağrımaz. Kürek ve kola vuran ağrı. Mesela bel fıtığında da bel ağrımaz. O da belin ağrısa, belin ağrıdan kopsa bu bel fıtığı demek değildir. Bunlar hep kas tutulması. Hepimizin kasları tutulabilir. Ceryanı yiyoruz, işte ıslak saçla dolaşıyoruz falan. Ama kola vuran pis bir ağrı bazı hastalar nasıl geliyor biliyor musun? Şöyle. Başka, başka türlü rahat edemiyor. Ancak kolunu kaldırdığında ancak mi böyle rahat nispeten rahat ediyor. Hatta uykuda bile ancak böyle uyuyabiliyor. Bir nebze uyuyabiliyor. Uyku uyutmaz adama, gözünü kırptırmaz. Ben hastalarıma ameliyat ederim, ameliyattan uyanmazlar. Niye? Ya hiç uyumamış ki adam, uyumamış, ne zamandır? Aç bırakın beni, bir dalayım uyuyayım der falan, o kadar beterdir. Ve... Peki devam edeceğiz, ne yapmak tamam. lazım ama telefonumuz var. Günaydın tamam. efendim, iyi haftalar. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Şükür kavuşturana. Buyurun dinliyoruz hoş sizi. Sabriye Hanım. Hayırlı, buyurun. Hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Ağrısız günler size de. Programını hızlı hiç aksatmadan dinliyorum. Benim bir doktor beye bir sorum olacak. Buyurun. Benim geceleri kollarım, ellerim uyuşuyor. Hatta bütün değil. Mesela yarı yarı. Bazı geceler baş parmakla işaret parmağım, diğer zamanlarda diğer parmaklar olabiliyor. Bazen bütün elim üstümü örtecek kadar halsiz kalabiliyor. Yani hissetmiyorum ellerimi. Sadece geceleri yatakta oluyor. Sabah geçiyor mu? Belli bir süreden sonra. Kaç yaşındasın Sabriye Hanım? Anlamadım. Yaş kaç yaşındasınız? 53. Memleket? Yunanistan. Evet. Niye soruyorsunuz bunları? Şive biraz değişik geldi. Ha şive bir, evet. Bir göçmenlik. Hemşirelik var mı diye ha. bir yerden kapar mıyım diye. Şimdi geçmiş olsun, kapatın telefonu, ben dilim döndüğünce yanıt vermeye çalışayım. Teşekkür ediyoruz sevgili. Çoğumuzun da başına geliyordur. Gece bir uyanıyorsun sanki üstüne yatmışsın da kan gitmemiş. Allah, bazen benim öyle bir olur ki eyvah diyorum, herhalde bu gitti artık. Kıpırdamıyor bile. Uyanıyorsun sallıyorsun falan filan böyle salladıkça. İşe yarar mı? Nispeten. Sallamak? Ya evet. O psikoloji aslında olursa İşim. Oluyor. Şimdi buradaki sıkıntı. Olay şöyle, Allah buraya bir tane pil koymuş, biz ona beyin demişiz. Tüm beyni de buradan ta buraya kadar sündürüp uzatmış. Bu pil ve çıkan bir sürü kablolar, sinirler var. Siniri nerede sıkarsan oradan aşağısına yeterli elektrik gitmiyor. Bu da el bileğinde sinir sıkışmasıdır. Şurada karpal tünel denilen bir tünel var. Burada sinir hemen şöyle derinin altından geçer. Üstünde bir tane bant var. Biz bu bileğimizi çok zorlayıcı işler yaparsak gençliğimizde, mesela günümüzde mouse kullanmak, eskiden hamur yoğurmak, çamaşır sıkmak. Biz annemle çarşafları şöyle çevire çevire sıkardık. Bilmiyorum siz yaşadınız mı o günleri, siz görmemişsiniz. Merdaneli makineden çıktıktan sonra hatırlarsınız. Ama annemin var, bilirim, bilirim. Ondan sonra çarşafı büker, ikiye katlar, bir daha sanki pişmaniye yapıyorsun gibi. Hani ama suyunun şu hareket, son damlasını... Evet. Şu hareket işte, fena. Aynen, kavanoz açmak. Yaparlar tığ işleri, değil mi? Mesela, örgü, aynen, örgüler. Örgüler bilmem ne. Burada beyin bir bakıyor ki burada kendi parçası çok zedelenmeye başlıyor. Korumaya mı alıyor? Onu korumaya alacağım diye üstünü kaplamaya, kalınlaştırmaya başlıyor. Kalınlaştırdıkça yaptığı bir hata var. Üstünü öreceğine... İçini örüyor. Zaten bir delikten geçiyor sinir. Siz bunun içini ördükçe bir tünelin içine kat kat tuğlalar yaptıkça ne olur? Tünel giderek daralır. Daralıyor, daralıyor. En sonunda sinirin gırtlağını sıkmaya başlıyor. Gırtlağını sıkınca ne olur? Hafifçe sıktığımızda bile sesimiz bile değişiyor. Sık sık sık. En sonunda işte onun o ilk sıkışma belirtileri gece uyandığınızda ellerinizin diken diken olmasıdır. Bu nedenle bir beyin cerrahisi uzmanına, bir fizik tedavi uzmanına gittiğimizde EMG diye bir eline böyle iğneler gibi bir şeyler batırıp sinirin voltajını ölçüyorlar bir çeşit. Yani şuradan şuraya bu sinir nasıl geçiyor? Ha, buradan buradan elektriği buradan gelip gidiyor mu? Nerede takılıyor? Bazen burada dirsekte takılır. Hani hiç başınıza geldi mi? Şöyle masaya otururuz böyle restoranda. Şöyle elini bir koyarsın, Allah yarabbi. Sanki abi, elektrik çarpmış gibi olur değil mi? Öyle çünkü hemen şuradan çıkar. Buradan geliyor ya. Şurada köşede şu iki sivri kemiğin arasında bir delik var. Ulnar oluk deniyor. Onaya mesela siniriniz bir yere değdiğinde hemen sanki tümüne elektrik çarpmış gibi olur falan. Bazen burada sıkışıyor sinir.
bazen burada. Peki hanımefendinin niye geceleri, gündüz niye değil de gece? Gündüz aktif olduğumuz için makine çalışıyor. Makine çalıştığı zaman ona göre hep pozisyonunu alıyor. İrade de bir yandan oradaki malzemeyi korumak için kendine uygun pozisyonları biz farkında olmasak da buluyor. Ben şu anda sizlerle konuşuyorum ama dengede durabilmem için ayağımı öne attığımda öbür ayağıma ne yük vereceğini bu biliyor ve ona göre dengeliyor. Halbuki ben onların farkında değilim. Sizinki bir şey değil ki. Oynuyorum. Siz bu ayakkabıyı giyin de bununla dengede durun bakayım asıl. Ben onu... Ya biz kadınlar neler yapıyoruz yani. Ben, şu topuklu ayakta ya, durun bakayım. Ben onu ya giyip duracağıma iki apartman arasında ipte yürüyüm. Peki hanımefendi gibi derdi olanlar, yani geceleri hastalıkları çoğalanlar için ama özellikle uyuşmak için ne yapabiliriz? Yeni bir telefon var çünkü. Ne yapabiliriz? Cevabını verelim. Bir, B vitamini alabiliriz doktorumuzun önerisiyle. Hı. B vitamini sinirin ekmeği ama her B vitamini sinirin değil. Sinirin ekmeği B vitamini. Sinirin dermanı ama mesela bizim hastalarımız diyor ki ben B12 çok alıyorum. B12 kan yapar. B12 kan yapıcı, bizim kan hücrelerimizin ham maddesi. B12 ile biz kanlı canlı oluruz. B1, B2, B6 sinirin ekmeği bunlar olan. Bunlar nelerde var? Bunlar tahıllarda var. Yeşil gıda. Aslında o dünyadaki pek çok şeyde var. Sağlıklı şey gıdaların var. Hepsinde ette var falan. Aslında bunları alıyoruz ama kimisine yetmiyor. Yani o kadar sıkıyor ki artık o da yetmiyor. Bir de sıcak uygulama yapabiliriz. Ha, sıcak havlu. Evet, böyle ılık suya koyabiliriz. Ilık sıcak havlu kompresleri yapabiliriz. Bir yere kadar, sonuçta bu daralmaya devam ediyor. En son şuradan bir pirinç tanesi büyüklüğünde kadar bir delikten biz bunu ameliyat ediyoruz. En son artık iş. Artık bardağı tutamazsın, kaşığı karıştıramazsın. Yani limonu sıkamazsın iş. Önce his gidiyor, sonra güç, sonra beceri. Bunlar bozulmaya başlayınca şuradan bir... Önce his, sonra önce güç. His, sonra güç, sonra beceri. Mesela yazı yaz, yazı kalitesi artık bozulur. Artık yapamaz hale geliyorsun. Tabii kalemi tutamıyorsun ki. O zaman ameliyatlık. Falan. O zaman ameliyat ediyoruz bir pirinç tanesi kadar delikten. Ameliyatı da yaklaşık 3 ila 4 dakika sürüyor. Ameliyattan 10 dakika sonra da gidiyor. Bu kadar adı basit ameliyat. Mi? Tabii kadar tabii lokalle mı yapılıyor? Yani hadi bakalım. Niyeyse kimse bizim ameliyatlara inanmıyor. Herkes olunca da ben ne bileyim ben böyle olacağını bileydim çoktan olurdum diyor. Hani ne bilelim bizim ameliyat hastalar deyince biz biraz çekiniyoruz. Hani ıncığını cıncığını öğrenmeden 3 doktora birden danışmadan zahide evet, yetişini aynen izlemeden ben ameliyat olmam diyorlar. Allah yapacak korusun, bir şey yok. Tabii. Peki. Bak bir şey söyleyeyim. Boyun fıtığı ameliyatlarını ben sabah yapıp öğlen taburcu ediyorum. Öğlen işine git diye taburcu ediyorum. Yani Allah'ım, kimse vallahi sizin dediğiniz ben ya ben görmüyorum ya siz bizimkileri görmüyorsunuz. Yani bel fıtığı hastalarını sabah ameliyat edip öğleden sonra taburcu ediyoruz. Yarın araba kullan işe başla diye. Bu sadece size özel değil herhalde. Bu ameliyatların bu geleni kolay tabii tüm ki. Tüm meslektaşlarım yani bu işi öğrenmiş tüm meslektaşlarımın yapacağı işler. Benim şahsıma İyi özgü doktorların... bir şey söylemiyorum. Peki. Günaydın efendim, merhaba. Hoş geldiniz. Günaydın. Günaydın. Hoş Günaydın. Geldiniz. Merhabalar, buyurun dinliyoruz sizi. Ne Merhabalar. Şikayetiniz var? Emine Hanımcığım. Hayırlı sabahlar. Gökhan Hocama bir şey soracaktım bel ağrısı için. Hay hay. Kaç yaşındasınız Emine Hanım siz? Ben 53 yaşındayım. 53. Hiç mi eğilemiyorsunuz? Hiç eğilemiyorum, doğrulamıyorum. Bu çok ayakta durdum muydu? Bu sol adımımı hiç atamıyorum. Kilo var mı? Kilo var, 82 kiloyum. Peki, sol adımınızı? Yani çok şey yaptım mıydı bu bacaklarımı hareket ettiremeyecek şekilde bir ağrı var. Evet. Doktorlara gidiyorum bel fıtığı değil diyor, bel kayması diyorlar. Evet. Evden bir çıksanız kaç metre yol gidersiniz ya da kaç dakika rahat yürürsünüz? Evden çıksam kaç dakika yol giderim? 5 dakika 10 dakika. Aynen öyle. Aynen yorulursunuz, öyle oturma ihtiyacı hissedersiniz. Aynen öyle. Benim sonra devam cızır, edebilir cızır, misiniz? Cızır cızır Gökhan Bey, yanma hissediyorum anlıyorum, hocam. Anlıyorum. Yani o kadar bir ağrı var. Peki. Peki kalın belki bir şey soruyoruz. Bir şey daha soracağım. Mutfakta ayakta iki kap bulaşık yıkayacaksın. Kaç dakika dikilebilirsin? 10 dakika dikilemiyorum yani. O da 5 dakika 10 dakika. Evet, evet. Peki. Evet. Geçmiş olsun, Allah geçmiş kolaylık olsun versin. Buyurun. Ha, bir şey mi söyleyecektiniz? De buyur sen söyle. Zahide Hanım'la bir görüşmek istiyorum yayından sonra isterse. Tamam. Eğer isterse. İsterim. Arkadaşlarımıza telefonunuzu not ettirin. Çok tamam mı? Çok memnun görüşmek olurum. Görüşmek üzere. Çok geçmiş olurum olsun. Emine Hanımcığım. Sağ olun. Bel fıtığı yolda giderken arabanın lastiğinin patlaması gibi bir şeydir. Bir anda olur. Adamı kıvrandırır ve
hastalar bize o patlamış durumda, hani lastik patlayınca ne yaparsın, mecbur durursun. Hastalar bize ne olur beni eve gönderme, ne yapacaksan yap, ameliyat bir an evvel her yap şeye razıyım diye gelir. O kadar kötüdür. Ama bu bel kaymaları bir binanın zaman içerisinde giderek işte eğilmesi, kayması gibi yaşlanma, yıpranmayla olan bir şeydir. Bu bizim belimiz. Bu kemiklerin hepsi şöyle aynı hizada iken belde şu kemiklerin aşınmasıyla bu kemik olduğu yerden giderek kaymaya başlar. Bel kayması bu. Şunun şuradan normalde şöyle dümdüz olması gereken şunun şuradan bir kayması. Şimdi bu böyle kayınca sinir de bu tarafa doğru gidiyor. Tabii siniri de, hem bu da muhallebi de gibi bir şey. Bunu böyle boğuyor. Şunun adı bel kayması işte bakın. Bu görüntüde bir şey değiştiriyor mu belde? Görerek belde fark edebilir miyiz? Belde çok kayarsa böyle elinizde bu arkadaki sivri kemikleri biz muayene takip ederiz. Takip ederseniz orada bir yamuk burada onu bir beyin cerrahı falan hissedebilir. Ama bunun ağrısı, sancısı olur mu? Bunun ağrısı, sancısı. Şimdi şöyle göstereyim, ellerimi bir alırsa kamera. İki tane yüzüğü üst üste koyarsak. İki tane yüzük parmağınıza takacaksınız. İki tane yüzüğü üst üste koyarsak delik bu. Hı. İki tane yüzüğü biraz kaydırırsak delik şu ortadaki. Delik bir anda daraldı. Yani ettim. Aynen böyle şuradan şuradan adamın gırtlağını sıkmak gibi bir şey bu. Hani bir iple boğmak gibi. Bu da muhallebi gibi. Bu bunu boğmaya başlayınca siniri, hem sürtüp tahrişe bağlı işte ağrılar hem de sürtüp aşınmaya bağlı kusurlar başlıyor. Bu kusurlardan en önemlisi yürüme mesafesinin azalması. O yüzden sordunuz. Ve ayakta dikilme süresinin kısalması. Yürüme mesafem. Eskiden ben buradan çıkıyordum, iki mahalle öteye gidiyordum. 6 ay evvel bir mahalle oldu. 3 ay evvel işte şu kadar. Geçen ay bu kadar. Şimdi bakkala bu kadar. Falan. Ya da ayakta dikilme süresi. Eskiden ben mutfağa bir girerdim. Sabahtan akşama yemek, bulaşık, ıvır zıvır, ütü yapardım. Ama şimdi 10 dakika duruyorum. Kendimi bir yere atmak zorundayım. 5 dakika dinlenip bir 10 dakika daha gidiyorum. Ha, bir şey bunun gırtlağını sıkıyor. Bir 10 dakika havalandırıyorsun tekrar gene. O zaman bu sık sık adamın gırtlağını sık sık sık. En son ne olur? Adam ölür yani. Ölür. Nefessiz kalır. Burada da sık 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 en sonunda bu ölür. Bu ölürse bu pilden aşağı elektrik gitmez. Eyvah, felç. Allah korusun. Allah korusun. O nedenle biz bu hastaları ameliyat ediyoruz. Ama arıza buradaki laçkalık olduğu için şu langır lungurluk bunu sabitlemek gerekiyor. Yani sizin binanın temeli langır lungur sallanıyor. Sizin binaya boya badana yapsak, fayansları değiştirsek, parkeleri söksek. Dışı güzel olsa ne olur? İçi gidici. İçi sallanıyor Allah korusun. O nedenle buna stabilizasyon yani sabitleme yani bizdeki adıyla vidalama denilen böyle bele metal çubuk takılması ameliyatı yapıyoruz. Çiçeğin de yanında gösteriyoruz biraz daha az şey olsun diye ama evet. Şu böyle, da bakın, takılanlar. Peki bu ameliyattan sonra düzeliyor mu? Düzeliyor. Bu ameliyat ne kadar kaç düzeliyor? Saat sürüyor? Bu ameliyat yapılan mesela bazı ben geçen bir hastaya 30 vida taktım. Ense kökünden kuyruk sokumuna kadar. Yani kendisi de şu anda bizi izliyor. Çok da iyi çok maşallah. Geçmiş olsun, Allah çok nazardan geçmiş olsun. Korusun. Ve 70 küsür yaşında bir hanım. Maşallah. Maşallah taş gibi de oldu. Şimdi burada iyilik şu sinirin ölmemesiyle alakalı. Yani biz burada deprem bölgesine gidip enkazı kaldırıyoruz. Ölenler ölmüş. Sinir yerine yenisini yapamaz. Sinir insan gibi. Biz enkazı kaldırıyoruz. Yaralılar kendisini toparladıkça hastalar gün be gün iyiye gidiyor. Bu işte iyilik 6 ay içerisinde gelir. 6 ay. Mesela bel fıtığını ameliyat oldum. Hiçbir şey olmadı. Ağrım sancım devam ediyor. Bunu da size söylüyor. Eyvahlar olsun. O bel fıtığı ameliyatı asla olunmuyor. Niye? En kötü zamanla denk geldiniz ameliyat sonrasına. Aynen. Ama ağrı sancısı o kadar olmaz. Yani ağrı sancı azalır. Benim derdim yürüme mesafesinin uzaması, ayakta dikilme süresinin uzaması. Çünkü bizi onu ameliyat ederken de ameliyat etme sebebimiz yürümesinin azalması, ayakta dikilmesinin kısalması. Ben kimseyi ay yazık canım sen ne ağrılar çekiyorsun, nasıl üzüldüm, kıyamadım, gel seni ameliyat edeyim ağrıların geçsin diye ameliyat etmiyorum. Doktor bilmiyor sizin ağrınız. Ağrıyı kocam bilmiyor, çocuğum bilmiyor, bir tek çeken biliyor. Üzülüyoruz ama hiçbirimiz anlamıyoruz sizin ağrınızdan. Kim çekiyorsa acıyı o biliyor. Biz acıya kıyamadan merhameten bir iş yapmıyoruz. Bizim derdimiz şuna bir şey olmasın. Yürü, çişini tut, kakanı yap. Bu pilden aşağı elektrik gitsin. Allah korusun buradan aşağı bir şey olursa al canımı diyorsun. Bundan adam da ölmüyor. Allah korusun. Bu ölümcül bir şey değil. Ölmeyince kim alacak altımızdan? Yani Allah kimselere göstermesin. Bunlar ciddi başa gelince çok büyük dert. Yoksa kimse durup dururken abi tamam tak vidayı üstüne de sana para vereyim diye bize gelmiyor.
Yani hadi buyurun mi? Şöyle öne alacağım sizi niye? Çubuğumla çünkü gelin. Biz çubuğunuzla gelin. Dokunan doktor istiyoruz, muayene eden evet. doktor istiyoruz. Var nasıl mı? Muayene edilmesi gerektiğini de doktorumuz bize gösterir. Var mı derdiniz? Pantolon da giymiş olursanız doğru hepinizin var da. Zaydan vidayı gösterince herkes sustu. Vidayı aldınız mı yanınıza almayaydınız? Hemen arkamda. Ha. Kim gelmek istiyor? Gelin hadi böyle. Gelin. Gelin, gelin böyle. Bedava. Ha. Gel. Bugün bedava gelin. Ha, çıkarın onu, pantolon da var, tamam. Evet. Belli bir yaştan sonra bu bizim mutlaka başımıza gelecek şeyler mi? Tabii bel ağrısı, sırt ağrısı. Nasıl cildimiz kırışıyorsa. Hatta hemen şöyle alabilirim sizi. Gel böyle bir tanem. Ha, ben mikrofonu getirirken. Evet, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şöyle şuradan yatırayım mı sizi? Şöyle ön tarafa gelin. Şu tarafa doğru, izleyicimize doğru dönün. Şuradan gelin yani. Şöyle gelin. Oturun böyle. Korkmayın, bir şey yapmayacağım. Yok. Ama arkanda ben varım, benden kork. Ne güzel. Ağrınız var mı? Olmaz mı? Nerelerde var? Her gün. Her yerim ağrıyor. Her yerim. Daha çok belim. Tabii belim. Şuram. Boynumu şey yapıyorum. Kıtlatıyorum. Kıtlatıyor. Nasıl yapıyorsunuz? Bir yapın bakayım. Demin de yaptım da. Yap bakayım. Oh. Bir de öbür tarafa. İşte böyle. Aman Allah'ım. Çok ağrıyor çünkü ellerim. Böyle yapınca geçiyor mu? Geçiyor zannediyorum ama... Tabii geçmiyor herhalde. Herhalde. Doktora gittiniz mi? Gittim bir 6 sene önce. Tedavi verdi ama. Verdi yarım. Orada kaldı. Her şey yarım. İşin ilginci bunun tedavisi yok. Ya benim ya bunun tedavisi ilaç değil. Ha. Peki ben i̇laç. Kalkayım. Evet, şey siz bana. Bir bakın bakalım ne. Şimdi bak. Ay unuttum. Egzersiz mi? Evet egzersiz. Yaptınız yapıyorum mı? Yapıyorum. Kaç bravo. Ayda bir? Alışırım. Ayda bir işte. Evet. Ya. Yapıyordum. Ama nasıl yaramaz yapıyordum. Çocuklar olur, öğretmen tahtaya kaldırır. Ama hiçbirimiz yapmıyoruz. Bana diyorlar sizin programınızda bir iki bir şey yapıyorum işte o kadar. Burada yürüyüş ne yaparsan. Yapıyorum ama yapıyorum. Süper. Evet. Peki ben size hocamıza emanet ediyorum. Buyurun. Şimdi adınız neydi? Şirin Kapasakal. Şirin Hanım. Şirin Hanım'ı boyundan bakalım. Sonra tamam. bir bel hastası bakalım. Tamam. Evet. Şimdi bir boyun ağrısı, sırt ağrısı, kürek ağrısı, şöyle kola vuran ağrı, şuraya vuran ağrı, şu göğüs adalesine vuran ağrıyla gelen hastalarda yaptığımız şey. Çenenizi bir öne eğin. Eğebildiğiniz kadar eğin. Bak ben bunu böyle zorlayınca burada ağrı var mı? Ay fazla yapınca tabii. Ya da basmakla bastığım yerlerde, ay. Yanlarda. Biraz ama şurada çok ağrıyor zaten. Aha. Benim. Peki bir de geriye doğru alın başınızı. Böyle yapınca bir şey oldu mu? Ay. Bunlarla... Ben bunu evde yapsam olur mu? Mesela böyle yaptım, ağrı yok. Ama şöyle yaptım, evet. var mesela. Aha. Evde kendi kendime bu denedim işte bir şimdi. Yerden sinire bir şey sürtüyor demektir. Bu hareketi yani, yaptırınca... Ağrı, böyle yapınca ağrı varsa... Aha. Bir deneyin bakayım kendinizde. Demek ki bir sıkıntı var. Evet. Yani. Bu bir... Basmakla bastığım yerlerde bu kürek kemiklerinin yanında fark var mı? Evet tabii. Parmağımın acısından başka. Var değil mi? Ay yok. Bak şimdi böyle yapınca acıyor mu, masaj gibi mi geliyor? Ya, ağır oluyor. İstiyorsan devam edeyim ben masajı. Ben şuradan bir çıkayım da siz nereye basıyorsunuz? Ben onu görmedim ki. Ay yok. Sağ olun. Ya masaj istiyorsan yaparım, ayıp edin. Ne oldu, hoşunuza gitti yine? Bayılıyor benimkiler böyle şeylere. Vallahi. Peki bak. Şuralara basmakla sağ sol arasında bir fark var. Siz muayene çek doktoru bulun da masajı kalsın. Sırtlarım ağrıyor çok. Arkada var. Evet. Peki bir de şuradan şöyle bir geleyim. Bir ellerimi tutuverin. Şöyle sımsıkı. Bir dakika İkisini bir görelim de. Ellerinizi. Biraz daha aşağı inebilirsek eğer. Sık. Siz biraz yukarı. Tüm gücünle. Sık sık sık. Gücüm bu. Peki bırakın. Bu da güç muayenesi. Hani his ha. ve güç bakıyoruz ya. Bir ne de kadar? Şöyle yapın. Sımsıkı sıkın. Çok sık. Çok sık. Bunu evde siz de çocuklara falan denetebilirsiniz. Mesela kötü bir şey olsa bu lak açılıyor. Tak açılıyor. Mesela sinirde bir şey varsa. Nasıl yani? Yani normalde böyle mesela sık. Bunun açılmaması lazım ben zorlayınca. Ha, böyle tekrar yapın. Bu normal. Biraz gevşetin. Ben böyle yapınca bu o kadar ha. değil. Sık gene. Bu ha. Bu demek ki. Böyle olmayacak. Voltaj düştü. Güçsüzlük. Bunun belirtisi. Adı güçsüzlük. Yani güç kaybının. İlk emaresi, belirtisi bu. İnsan bir beyin kanaması geçiriyor. Burada bir bomba patlıyor, bir anda felç oluyor. Ama bu sürte sürte, aşındıra aşındıra olduğu için bunlar ilk emareler. Hı-hı. Ha, aman biraz bak dikkat et, sende güç kaybı var diyoruz. Ha, bak bunu arkadaş arkadaşa yapsın. Şöyle evet. sıkıca tutun elinizi. Şöyle. Bakayım diğeri, şöyle parmağıyla hani şuradan şöyle yapmaya çalışın. Müthiş deriz ya, kendi harika. Kendi kendinize değil. Arkadaşınız yapsın. Kendi kendinize yapınca hile olur. Sımsıkı sıkacaksınız. Anam siz ne yapıyorsunuz? Sen sıkıyor musun elini? Ha ondan tamam. Sen ona yap bakayım.
Yok anam, benimkilerin anam, hepsi böyle. Siz sanki misket oynuyor gibi bunlar. Yok, ben de şaka mı yapıyorlar diyorum. Siz yapın bakayım. Anam, sizde de mi öyle? Hiç güç yok. Ya hanginiz? Hocam siz gidin yapın. Tek tek. Topuna birden. Yani en azından. Çünkü hay bu kadar olamaz. Hiçbirimizde mi güç yok? Allah Allah. Sımsıkı sıkın. Çok sık. Mikrofon tutun kendinize. Süper. Buna bakalım. Maşallah. Maşallah. Anam bu boş bak. Bunu görün. Şimdi bak. Bu elim ameliyatı. Ne ameliyatı? Ameliyat oldum. Nereden oldunuz? Sinir sıkışması vardı. Ha. Sen de bunu takmışın, iyi olmuş. Ha buradan. Sedef de var. Bu sıkıyor mu seni? Yok yok, sıkmıyor. Emin misin? İyi de bu en geniş kordon. Dünyada daha geniş üretilmemiş. Hayır ama şimdi burada direkt sinir sıkışması var. Bunu da takmışsın ama sanki sıkıyor değil, zannettim. Sıkı değil. Hiç benim parmağım kapalı değil. Şimdi bununla uyuşuk biraz olduğu için. Biraz kemikliyiz ya. Ondan bu belli. Bu ameliyattan sonra gene hala uyuşukluğu gitmedi. Yani fazla hissim yok. Bu kadar da kapanıyor. Aynen. Fazla aynen da kapanmıyor. Buna egzersiz. Yapıyorum. Çok topum oldu mu ameliyat? Var. Oldu. 3 sene oldu. Ha, çok olmuş. Artık iyileşmesi topum lazım. Topum var. Artık yapıyorum demek ki bu kadar ama olacak bu. He? Peki. Buralarım kireç kaplamış. Doğrudur. Kıyılanma yapıyor. Doğrudur. Biliyor musun? Benim parmağım sık zaten kapanmıyor. Dur, göremiyormuşuz sizi ama. Heh. Bunu? Bunu tutuyorum. Ha bak, bunu tutuyor, bunu tutamıyor. Ama senin de her yerin çürüyormuş. biz ikimiz zaten vallahi, ne yapsın vallahi bu yavruları? Ama inan ki kolum kalkmıyor buna. Siz doğru oradan anlatıyorsunuz ya. Buradan kolum kalkmıyor. Burada o da omuz. Evet, omuzundan. Peki böyle tek tek şimdi boyunla başladık, devam ediyoruz. Çürükleri arkaya koymak lazım aslında. Ama onlar benim ablalarım artık canım, yani. Benim de. Bu elim parmağımda. Bak bir de sağ el. Evet sağ el. Bir emege yaptım. Hadi gidelim. Hadi gidelim, ortaya bizi göremiyorlarmış. Ha. Bu arada burada bunlar niye diye soran yok bana bak. Bunları normalde siz alıp böyle çarşı pazar dolaşıyorsunuz ya. Ha, işte onları yaparken sonra böyle kık diye kalacağız bir gün bir yerde. Çünkü doğru taşımıyoruz. Doğru taşımıyoruz, onu da göstereceğiz. Ama muayeneye geri dönelim. Hanım sabah beni evden kovdu, bohçamı buraya getirdi. Dermişim ben de. Peki. Efendim şimdi. Hocam bu kıtlatma hareketi var ya hanımefendi az önce yaptı. Bu, ben böyle boyun çıkıverecek zannediyorum. Bunu çoğumuz yapıyor. Bunu yaptıkça oradaki kasları aslında bir an için gerdiğimiz için onun bir anlık rahatlamasını hissediyoruz. Fakat oradaki kemik yapıyı giderek kireçlenmeye meylettiriyoruz. Bu yıllar içerisinde ola özellikle kadın bir de menopoza girerse menopozdan sonra östrojen olmadığı için makina daha bir paslanmaya, makinanın yağı olmadığı için paslanmaya başlıyor. Ve ileri yaşlarda bu sefer boyunda kanal daralmaları, o kireç içini dolduruyor. Onu da hissediyoruz, yine buradan hareket gene ediyoruz. Gene işte his kayıpları, güç kayıpları ve menopozda ağrıyla menopozda ilaç alınsın mı? Menopozda mutlaka, yani bunu kadın doğumcular yani daha iyi bilir ama ben alınması taraftarıyım. İşte östrojeni dışarıdan fazla alınca meme kanseri ihtimali biraz artıyor deniyor. O artıyor olsa bile siz zaten belli bir yaştan sonra, bakın tüm kadınlar meme ve rahim kanseri için işte simir yaptırmalı ve mamografi yaptırmalı. Efendim erkekler 50'sinden sonra mutlaka prostat muayenesi yaptırmalı. İşte o muayeneden biraz çekiniyorlar doğal. Ya ama yani parmağı yiyeceksin, her şeyin bir... Hocam demeyin öyle. Hayır, ben muayenesi diyorum ki çekiniyorlar, siz de mi? Ben anlatayım yani, tıp bu yani, bu iş böyle oluyor. Ve bunun sadece... Şimdi gitmeyecekler. Yok, korkmayın. Bunu duymayın, yok bir şey. Siz korkmayın. Yaptırdınız mı? Yaptırdım. Yaptırdınız mı? Kaç kere yaptırdınız? 3 ya da 4. Bir şey çıkmadı herhalde. Yok, şükür ki. Allah'a şükür. Ama yaptırmak ama gerekiyor. Ama şu var, peki. Bakın tüm erkeklere söylüyorum, tüm kadınlara söylüyorum, kocalarınızın da haberi olsun. Prostat eninde sonunda kanser olacak bir dokudur. Hmm. Bir insan 100 yaşına kadar yaşasa 100 yaşında prostat gene kanser olacak bir dokudur. O yüzden prostat o yüzden varsa ihmal etmeyin. Hele ki ailede, babada, dedede varsa prostat muayenesini. Dikkat. Kadınlarda dikkat da o simir denilen tetkiki merhaba mutlaka merhaba yaptım. Merhaba. Merhaba, günaydın. Günaydın Zayda Hanım. Hoş geldiniz. Haftalar. Teşekkür ediyorum size de. Sağlıklı, huzurlu, ağrısız haftalar. Teşekkür buyurun ederim. Teşekkür ederim. Benim belimde bir rahatsızlığım var da 3-4 seneden beri. Ne var? Bel fıtığı vardı. Bel fıtık tedavisi gördüm. İlaç tedavisi gördüm. Şimdi ağrı devam ediyor mu? Evet, şimdi ben bundan 10 gün önce tekrardan bel ağrısıyla doktora gittim. Bana ilaç verdi, morfin verdiler daha doğrusu. Morfinle kortizonlu iğne verdiler. Onları vurdurdum fakat hiç iyi gelmedi.
Sonra doktora gittim. Artık yapacak bir şey yok dedi. MR verecektirdim. MR'ı da götürdüm. Ameliyat mı dediler? Diyor. Evet. Ameliyat mı dediler? Evet, ben de ameliyat olmak istemiyorum. Şimdi televizyon sevdi beni çok samimi tanıdığım aile dostum. Senin... Peki, ameliyat niye ameliyat olmak istemiyorsunuz? Nedir sizi korkutan? Ya ne bileyim ben, kimi iyi diyor, kimi kötü diyor. Yalnız benim şöyle bir durumum oldu 10 gün önce. Ben dışarıdan geldim, egzersiz yapayım derken sağ ayağıma vuruyordu ağrı. Egzersiz yapayım derken sol tarafıma doğru bir şeyin de belimden sol tarafıma doğru bir şeyin kaydığını hissettim ama müthiş bir ağrıyla. Şimdi 10 adım atıyorum, kilitleniyorum. Daha önce kaç adımdı? Yani ben 10-15 adımda ki önceden normal yürüyordum. Yani bu kadar şey ağrıyordu, değil. O olaydan sonra şimdi adım atamıyorum. Selma Hanım kaç yaşındasınız? 50 yaşındayım. Kilonuz var mı? Yok, tamam. 60 kiloyum. Selma Hanımcığım, yalnız değilsiniz. Pek çok kişi böyle bu aşamaya, morfin alacak kadar aşamaya geliyor. Ama ben yine de ameliyat olmak istemiyorum diyor. Çok önemli bir yerde kalmak zorundayım. Reklama gideceğim. Müsaade edin bana biraz döndüğüm zaman bu kadar çileyi çekmeli mi? Ameliyat masasına yatmalı mı? Konuşacağız efendim. Bel, boyun, eklem ağrısı olanlar. Ekran başına. Vücuttaki ağrılar hangi hastalıkların habercisi? Gebelikte insanın belini bozacak 3 tane olumsuz faktör var. Bel fıtığı olduğunuzu kendi kendinize nasıl anlarsınız? Beyin, sinir ve omurilik cerrahisi uzmanı operatör doktor Gökhan Özçınar'dan ağrılarınıza ameliyatsız çözümler geliyor. Yavaş yavaş bası uygulayarak böyle bir akupresi yöntemidir bu. Akupunktur gibi. Ayak altındaki sinirlerden hastalık teşhisi mümkün mü? Buralara bastığınızda direkt ağrıyı keser. Zayıflamadan depresyona el ve ayak altı masajıyla hangi hastalıklar tedavi edilebilir? Psikoterapi ve refleksoloji uzmanı Doktor Esat Başaran'dan sizi ekrana kilitleyecek açıklamalar geliyor. Az sonra Zahide Yetiş'te. Bel, boyun, eklem ağrısı olanlar. Ekran başına. Vücuttaki ağrılar hangi hastalıkların habercisi? Gebelikte insanın belini bozacak 3 tane olumsuz faktör var. Bel fıtığı olduğunuzu kendi kendinize nasıl anlarsınız? Beyin, sinir ve omurilik cerrahisi uzmanı operatör doktor Gökhan Özçınar'dan ağrılarınıza ameliyatsız çözümler geliyor. Yavaş yavaş bası uygulayarak böyle bir akupres yöntemidir bu. Akupunktur gibi. Ayak altındaki sinirlerden hastalık teşhisi mümkün mü? Buralara bastığınızda direkt ağrıyı keser. Zayıflamadan depresyona el ve ayak altı masajıyla hangi hastalıklar tedavi edilebilir? Psikoterapi ve refleksoloji uzmanı Doktor Esat Başaran'dan sizi ekrana kilitleyecek açıklamalar geliyor. Az sonra Zahide Yetiş'te. Bu refleksoloji çok enteresan bir tıp alanı. Bakın, el ve ayağınızdaki bazı noktalar zayıflamanıza yardımcı olabilir mi diye soracağım. Refleksoloji doktoru gelecek biraz sonra. Çok enteresan. Kimlere uygulanmalı? Sancılı adet gören kadınlardan, zayıflamayı etkisinden, bel ve boyun sırt ağrılarının hepsi, çünkü bu damar yapısı ayaklardan da geçiyor. Hepsini soracağım. Bu arada Ferihan Tanrıverdi, işte güzel insanlar, sevgiler size. Gülcan Babur da Allah yolunuzu açık etsin demiş. Teşekkür abi, ediyoruz. Instagram'a koyduk fotoğrafınızı, sorularınızı bekliyoruz. Az önce Semra Hanım bağlanmıştı telefonda, demişti ki ben bu ameliyatı olmalı mıyım? Ben bu ameliyatı olmamalı mıyım? Bu masaya yatmalı mıyım? Neydi ya? Çok... Bu ağrıyı çekmeli miyim? Bu masaya yatmalı mıyım? Hah, buldum. B. B. Ne ağrı çekeyim, ne ameliyat masasına yatayım. Peki ne yapayım? İşte hayır, B, ameliyat olmak. Ha, hani tüh, ben de C var zannediyorum. Yok. Kadının da kocasının dışındaki seçenek ne olursa olsun. Aynen, yani öyle bir şey var ya. Onlar da ameliyat olmasın da diğer seçenekler. Aynen. Şimdi bakın, kortizon çok sevdiğimiz bir ilaç değil. Ancak ne yapıyor kortizon? Çok kortizonlu ilaç alan kortizon, var. Kortizon böbrek üstü bezini yoruyor, kırbaçlıyor. Ve bizim vücuda verdiğimiz kortizona ilave böbrek, insan vücudu da kendisi kortizon üretiyor. Böbrekten de kortizol üretimi falan artıyor. Biz buna bağlı bazen Cushing sendromu denilen, böyle şey gibi güvercin gibi adamlar vardır. Burası böyle şişer kendisi. Hatta bazı hastalar der ki ben hep ilaçtan oldum falan. Ben hiç aslında yemem içmem ama işte romatizmam var, mecbur kortizon kullanıyorum falan. Bazı yerlerde kortizon mutlak kullanılması gereken bir ilaçtır. Peki kortizonlu ilaçlar gerçekten kilo aldırıyor mu? Aldırır. İster istemez. Yağda su tutulmasına yol açıyor. Bu sefer yağ hücresi, çok ilginç, vücutta yağ hücresinin sayısı sabittir.
Diyelim bak ki, yazın aşağıya kortizonlu ilaçlar kilo aldırır mı? Diyelim, çok kişi kullanıyor, çok önemli. Aynen. Diyelim ki 10 bin tane yağ hücresi var benim vücudumda. Ama sayısı sabit olmasına rağmen büyüme yeteneği sınırsızdır. Bir hücre minnacık hani toplu iğne başı kadarken diyelim. Davul kadar bir bakarsın olabilir. Davul kadar bir hücre olabilir. Sayı aynı. 10 tane hücre var ama 10 tane hücre var ama 10 tanesi de gürbüz. Yani yağ hücresi öyle oluyor. Yoksa yağ hücresine hücre katılarak hani nüfus artmıyor. Nüfus aynı ama biz öyle bir yağlanıyoruz ki yağ hücrelerimizin her biri maşallah ben bir ucundan tut. Peki şunu anlamıyorum. Şimdi kortizonla ilaç kullanmaya başlıyoruz. Biz aynı şeyleri yiyoruz. Aynı şeyleri yediğimiz halde nasıl şişiyoruz? Şimdi aynı şeyleri yerken biraz tuzu da eksik etmiyoruz. Tuzu hiç soframızda kullanmasak bile dışarıda yediğimiz yemeklerde lezzet adına tuz basılıyor her şeye. Kortizonlu ilaçla tuzlu yiyecekler birleşince? Kortizon tuzu tutuyor. Tuz suyu tutuyor. Bu sefer hücre gittikçe hücre giderek şişiyor. Normalde içtiğimiz su vücuttan aldı, temizledi, gitti. Gitti. Şimdi gidemiyor. Gidemiyor. Çünkü suyu tutuyor. O yüzden olabildiğince tuzsuz hani bari biz üstüne ilave ekmeyelim diye konuşuyoruz hastalarımızla. Bu arada çok ilginç bir şey söyleyeyim. Tuz insanların sonradan bulduğu bir damak tadı. Aslında vücudumuza lazım olan sodyum ve klor yani tuzun kimyasal bileşimi bizim yediğimiz sebzede, meyvede, ette zaten insan var. Bedenine yetecek kadar Allah onların içerisine koymuş. Biz sadece ekstra tuz ekerek o bir tutam tuz mantığıyla vücudumuza ilave yük yüklüyoruz. Bu bir yandan şişme, bir yandan da o şişme kalbe yük. Bu sefer kalp yetmezliği başlıyor ileri durumlarda. Çünkü benim kalbim şu kadar, ben 50 kiloyken bu kalp çalışıyor, ben 150 kiloyken gene bu kalp çalışıyor. Aynı omurga gibi kalpte tabii. Bu kadar olmuyor ki. Hani 150 kiloluk birisinde kalp burada böyle mangal değil. Kalp aynı kalıyor ama vücut büyüyor. Vücut büyüyor. Bu sefer ona o pompa yetmiyor. Yani siz arabaya da çok yükleseniz motor çekmiyor. Rampada çekmiyor falan gibi. Zaten. Yani lastik taşımıyor. O hesap. Tuzdan o yüzden uzak durmanızı öneririm. Yani özellikle rafine tuzlardan. Kortizonlu ilaç kullananlar tuzu en azından tuzu kesin ki zaten ilaçla hücreyi istemediği kadar büyütüyor. Bir de biz tuz yersek iyice. Evet. Bak ne güzel şey. Şeker? Şekerin bir etkisi yok. Tuzun var. Şekerin etkisi de vücutta karbonhidrat olarak depolanıyor. İlginç bir şey daha söyleyeyim mi? Yani benim mesleğimle alakalı lütfen. Değil ama bunlar güzel ansiklopedik bilgiler. Mesela biz bir sürü şey yiyoruz ya. Ertesi günde büyük abdestimizde bunu atıyoruz. Yediğimiz hiçbir şey vücuttan atılmaz. Bunların hepsi vücutta depolanır. İşte demir yerine gider, şeker yağ olur, şu olur, bu olur. Hiçbir şey. Bizim büyük abdest diye yaptığımız şey kimse yani çoğu doktorlar dışında bilmez. Hayır o kadar da posalı bir şey de yemiyoruz nedir? Aslında. Bakteridir. İnsan bağırsağında 3 kilo bakteri var. İşte vücuda yararlı bakteriler denilen, bağırsak florası denilen, bağırsağın o ortamını sağlayan, vücudumuza giren maddeleri, işte mücadelesini yapan, iyilik yapan falan bakteriler. O bakteriler mi gidenler? Biz her gün bunların %10'unu o bakteriler, o aldığımız işte ne bileyim gıdalarla mücadele ederken yaşını dolduranlar ölüyor. Ölenler dışkı olarak atılıyor. Yoksa ben dün kuru fasulye yedim, kuru fasulyenin bilmem nesi işte falan öyle bir şey değil. Bir tek vücut tarafından emilemeyen maddeler var. Mesela selüloz. Selüloz ne kağıt? Kağıdı yersen o gene emmez vücut. Lazım değil bana. Ben böyle bir şey kullanmıyorum diye. Ama vücuda yarayan her şey şey yapılır. Peki. Posalı gıdalar. Mesela diyelim ki çok yeşil yapraklı sebzeler falan. Onların o posası atılır illeki. Şimdi ama çok ilginç bakteridir aslında. Ya. Bana da şey diyorlar. Zayda Hanım tam böyle güzel de. Şimdi yeşil yese inekler bu kadar kilolu olmazdı ya. Bu da adamlar evet. Hayvancıklar sadece yeşil yiyor, çimen yiyor. Bak onlar ne kadar kilolu. Biz onları yiyoruz. Biz daha çok kiloluyoruz. Peki hanımefendinin sorusu önemliydi. Semra Hanım. Bu ağrıyı çekeyim mi? Ameliyat masasına yatayım mı? Sevmediğimiz halde tek doz çok böyle sıkıntılı hastalarımızda hadi bak bunu da kullanalım yani ya tutarsa diye kortizon veririz. Kortizona rağmen geçmiyorsa burada mesele ağrı değil arkadaşlar. Şunu bana saplarsanız ne olur? Canım çok acır. Canım çok acır ama bir yandan da ölürüm ben. Bu arada izleyicimiz de bizimle. Semra Hanım, Selma Hanım. Evet Zayda Hanım. Tamam dinliyorsunuz değil mi? Evet dinliyorum. Şimdi siz ameliyat olmak istemiyorum dediniz. Ama bir taraftan da morfin verilmeye başlamış size. Evet, aynen. Aynen. Şimdi bakın, ben, o morfin tüpü... Ben hocama bir soru sormak istiyorum. Buyurun.
Bu kapalı ameliyat mı, açık ameliyat mı, hangisini tavsiye eder eğer evet. ameliyat olmak ister isem? Evet. Peki. Şimdi ameliyata kadar geldik. Bak, geldim bak artık yavaş yavaş. Dur biraz daha pişireyim. Peki. Şunu şuraya saplarsak ne olur, canım çok acır. Bel fıtığında da bu buraya batınca canımız çok acıyor. Ama bir yandan da ölüyoruz. Burada da bir yandan da bu sinir ölüyor. Bu sinir ölürse hastada özür kalır, kusur kalır. Buna bir şey olmaması için, yani şu adamın ölmemesi için bunun tamir edilmesi gerekir. Keşke olmayaydı. O yüzden bu hasta ameliyat olmalı. Yazık, çok ağrısı var diye değil. Morfinle ağrısı geçiyorsa bile ameliyat olmalı. Çünkü yazık çok ağrısı var, Selma Hanım ameliyat edelim diye biz ameliyat etmiyoruz. O yüzden bu hasta ameliyat olmalı. Çünkü bu iş kortizonla morfinle geçmiyor artık. Daha ne göndersin ya Rabbi sana? Daha yapacak bir şey kalmamış. Sinyal olarak. Efendim, açık ameliyat mı, kapalı ameliyat mı? MR'ı görmek lazım. Bunun günümüzde bel fıtıklarının %99'dan fazlası bu kapalı ameliyat dediğimiz mikroskopik ameliyatlarla ve endoskopik ameliyatlarla çok rahatlıkla yapılabilmektedir. Kuvvetle muhtemel siz de böyle küçük bir delikten, şöyle küçük bir sabah olup öğlen gidiyorsun, ağrı anında hocam geçiyor. Hocam benim bana yardım edin. Bunu aldım. Ha. Yani küçük bir operasyonla bu işi halledebilirsiniz sanki. Yani. Gençler, hocam öbürünü de sırtıma takar mısınız? Hayırdır, yolculuk var galiba. Gidiyorum hocam artık buralardan. Artık ben de dayanamadım buralara. Yok, ben İstanbul'a alıştım işin şakası. 4 gündür İzmir'deydim. Vallahi hocam şunları da vereyim elime. Pazara çıkmışım ben. Gerçi böyle bu pazara bununla gidilmiyor da. O 2 tanesini de bu tarafa alayım. Ha. Allah. Bir de benim normal çantam olmalı gerçi, değil mi? Bir de getir pazara giderken. Ha. Neyin de, içinden para çıkartacağım? Bir de pazara giderken Kokoş Zahide topukluları da giymiş. Giyiyorum spor ayakkabımı. Ne işim var? Yani terlikle fıttık fıttık. Süslü olmak hiç lazım pazarda. Hocam sizi bu tarafa alayım. Şimdi bu poşetleri böyle taşıyanlar yok mu? Var. Hepiniz böyle taşıyorsunuz. Tabii. Yalnız var, topuklu ayakkabının dışında da yalnız belim acımaya başladı. Nerede yanlış yapıyoruz? Beni düzeltin. Komple soymamız lazım. Yani ağırlıklar atmamız lazım. Oldu hocam, toptan kapanalım. Yok, ağırlıklar atmamız lazım anlamında. Yani ama bunları benim eve götürmem lazım. Atın dediğim, nereye bırakacağım? Para vermişim. Bari şunu biraz nasıl dolduralım. Işte. Hangisini sırt dolduralım? Sırt çantasını. Niye? Çünkü yani şu öndeki yükü azaltmak lazım. Bunu biraz doldurursak bu iş bir de şunu öyle yukarıya doğru gelir ve sırtımıza yapışırsa omurgaya paralel olur. Yükü hep omurgaya paralel almak lazım. Yani mesela bak, bu burada böyle çekiştiriyor. Anlatabildim mi? Bunun şöyle durması, tam küreğe oturması hocam, lazım. Hocam yaz vurdukça var ya, zor tutuyorum kendimi. O kadar aynen. Durma dur. Pardon. Yani şunun işte ne bileyim boyunu kısaltarak falan şu seviyeye ayarlamak lazım. Şuradan şu arkadaki sivri kemikten, boynumuzdaki sivri kemikten şöyle bir 5 parmak kadar aşağıda çantanın üst ucu olacak. Üstü olacak. Anlatabildim mi? Üniversiteye şurada giden arkadaşlar, bunları böyle alıyorsunuz, bir de tek omuz yapıyorsunuz. Aynen. Oh, şimdi ağrı sancı yok, biz burada masal anlatıyoruz değil mi? Çok inşallah yaşamazsınız da ne yazık ki 50'den sonra bunlar bir bir karşınıza çıkıyor. Siz şimdiden önlem alın. Alayım anneler mı? Babalar siz de hadi beni kurtarın. Heh. Ama benim bunları taşımam lazımsa bunları bir yer bulmam lazım. Ha dur, bu çantamı veremem tabii. Tabii bir de maşallah çantan bavul gibi. Hocam siz hiç hanıma yardım etmemişsiniz, bak ne kadar belli. Ben çok hiç odunumdur. Çanta taşıma. Estağfurullah canım. Ya hanım çanta öyle diyor. Çanta taşıma konusun. Siz doğrusunu alın çok peki. Çok günahın oldu. Bak bir de şöyle taşımak vardır, bu tarzdır. Bizim tabii gençliğimizde böyle taşınır, bilmiyorum hala öyle mi? Öyle öyle. Bunlar hep bir de içinde kitap mitap olunca çok ciddi tek taraflı yüklenme. Bu tarafta kastırıyor. Buranın basmasına tahtiri verdim. Misali bu taraf, bir tarafın gerdirmesi lazım. O yüzden bu tip şeyleri çok yapmamak lazım. Lazım. Bunun doğrusu adam bilimde bunu üretirken 2 şeyli üretmiş, kuyruklu ki, üretmiş ki ama bunu ikisini birden yukarı alın diye. Yukarı yukarı. Tamam, siz de toruna çoluğa çocuğa söyleyin diye göstereyim. Yani. Peki şimdi pazar alışverişi, hadi bakalım. Bak, pazarda yaptığımız en büyük yanlış, biraz daha dolduruyoruz ya bunu, bir şeyler daha alıyoruz. Hayır, çok elimize 3-5 torba olmasın diye. Bir tane çanta olsun. Bak, bu sefer ağır yükü taşımak için şunu şöyle bükmek zorunda kalırız. Biraz şöyle bileği bükeriz. Bileği büktüğümüzde bizim şuradaki kemiklerimiz ve şuradaki işte o sinirin geçtiği o delik falan inanılmaz zorlanır. Bakın bunu biz böyle taşırız. Nasıl tutmamız lazım? Yani böyle. Böyle. Ha böyle. Anlatabiliyor muyum? Düz. Yere dik. Şöyle değil, şöyle. Ama bak, yük bindikçe ister istemez bunu böyle yapman gerekir ki şöyle, bir de bura şişti ya. Bir de bunu bir de şöyle yandan attıra attıra gidersin. Aynen öyle. Değil mi?
Nasıl biliyorsunuz hocam, hiç yardım etmiyorum diyorsunuz ama. Yok canım. Hepsini biliyorsunuz mu? Hepsini ben yapıyorum evde. Dermişim. Peki. Bunlar var. Poşetler var. İşte yani siz baştan faul yapmışsınız. Mahsus yaptım. Hayır, bir de... İki tane. Bütçe zaten de gitti. Şu çantaya gel. Anam, Kerem masaj yapıyor taksicilere. Vay. Oh, mis gibi, bugün bir masajdan gidiyoruz. Meslek hastalıklarından konuşacağız. Taksici esnafımıza Allah bereket versin, kolaylık versin. Amin. Çok zor işleri yap yap. Onlar bizim veli nimetimiz. Onlar da iyi davransınlar yalnız. Herkes güler yüzlü olmalı memlekette. Hah, kısa mesafe falan kalmadı artık değil mi? Öyle şeylerle karşılaşmıyoruz şükür. Peki, hadi bir merhaba diyelim Kerem. Kaç sabahın kaçından kaçına kadar çalışıyor? Abimiz bir sor bakalım. Merhabalar, günaydın sevgili Zahide. Günaydın. Taksici abimize tabii hizmetimizi hemen yapalım dedik. Öyle beleşten yayın yapmayalım. Ha. Bir masajımızı yapalım. Tabii. Rahatlatalım dedik. Nasıl abi, iyi geldi mi? İyi geldi. Kaç saat çalışıyorsunuz? Normal 8 saat çalışıyorum. Peki şimdi direksiyonda böyle saatlerce, bir de İstanbul trafiğinde dur kalk dur kalk, yorulmuyor musunuz? Bel boyun ağrıları var mı? Bayağı yoruluyoruz. Hı-hı. Biliyorsunuz yani trafiği, biliyorsunuz İstanbul trafiğini, bayağı yoğun. Stres ve yorgunluk. Stres özellikle çok ağrıtıyor çok, değil mi? Çok çok. Mesela pencereyi açıyorsunuz, bunalıyorsunuz, oradan rüzgar yiyorsunuz. Aynen. Yolcu açıyor der demez mecbur açıyor. Hı-hı. Onun ya için rüzgar vuruyor bizim omuzlarda ve genelde şoförlerde biliyorsunuz yüz felci falan. Oo, çok oluyor. Peki kaç ne yapıyorsun abi bunu baş etmek için? Yani baş etmek için havlu falan sarıyoruz boynumuza. O başka da bir şey yapıyor. Mesela hemen şunu da göstereyim. Abi az önce mesela biraz şöyle gel. Çuvalı da mesela kaldırdın oraya ya, koydun. Aynen. Mesela tam şimdi yolcu geldi Zahide Hanım. Gideceklerdi. Şu çuvalı mesela abi sırtladı. Oo, kaldırdı. O arabaya bile sığmamış ki. Bağaca koyduk. Peki hocamıza bir soru sormak ister misin abicim? Yani hocanıza şu soruyu soruyorum. Hocam ne yapabiliriz? Yani nasıl kendimizi koruyabiliyoruz bu rüzgardan dolayı? Ne yapmamız lazım? Oturuyorsun saatlerce. Evet, saatlerce oturuyoruz. Tamam, bir de ben bir şey soracağım. Kerem hemen sorar mısın? Bak, koltuğunun, şoför koltuğunun arkasına şoför arkadaşlarımız bir şeyler koyarlar böyle sırt için. Öyle bir aksesuar var mı arabasında? Hı-hı. Sırtına, ha, hemen, şu beline hemen bakalım. Koymak abi için. Sen mesela şu oturduğun şoför koltuğunun arkasına bir şey koyuyor musun? Belin iyi olsun diye. Mesela bazıları koyuyor ya, bir bakalım. Bazıları koyuyor, bende de vardı. Yani ter için. Ter için boncuk. Yani şu belin daha düz dursun diye böyle bir şey, evet, koyuyorlar ya, tabii, yastık destek, gibi. Destek. Koyuyormuş ama şimdi destek yok. Koyuyoruz. Şu an yok ama koyuyoruz genelde. Şu an yok ama normalde koyuyorsun. Evet. O nasıl, iyi geliyor mu? Yani beli biraz besliyor. Beli ağrıtmıyor biraz değil biraz mi? Biraz ağrıtmıyor, evet. Evet, hocamıza da nasıl, peki, bundan kurtulacağız? O bel boyun ağrılarını nasıl geçireceğiz? Bir de özellikle herhalde oturma pozisyonu da önemli değil önemli mi? Bak. Nasıl oturuyorsun abi, bir gösterir yani misin bize? Ben genelde şöyle rahat oturuyorum. Koltuğu geriye doğru yatırıyorum. Şöyle dik olursa, bazı arkadaşlar şöyle dik kullandıkları için onlarda daha genelde ağrı çok oluyor. Evet. Yani ne kadar direksiyonda rahat olursan o kadar belin, hı hı, ağrı yapmaz. Peki acaba doğru oturuş nasıl? Hocamıza soralım mı? Soralım tabii. Peki. Bizi yönlendirirse daha iyi olur. Teşekkür peki ediyoruz. Doğru oturuş da nasıl? O da önemli tabii. Tabii şunu, tamam, da eklemek lazım. Burada normalde Zahide Hanım yani daha metrelerce çok uzunlukta taksi kuyruğu oluyor da bugün yağmur olduğu için biraz sürekli gidiyorlar. Normal. Sürekli işleri açılmış. Vızır vızır. Peki bu şekilde abimiz de soruyor. Sen de lütfen soruyor, anlat beyefendiye şey Kerem. Diye. Hocam ne diyorsunuz? Oturuştan, pencere açmaktan, kolu çıkartmaktan, buraya havlu koymaktan, sırttaki terlemeden ne diyorsunuz? Oturdukça zaten taksilerde özellikle zaten kumaşlar sentetik. Hı. Ya da şimdi yeni arabalarda deri falan diyorlar. Bunlar bildiğin ceylan derisi değil, adı deri olan gene aslında sentetik malzemeler. Ve bunlar sırtını yapıştırınca, sırtta havalanamayınca ister istemez terlemeye yol açıyor. Hı. Burada asıl yapılması gereken şey taksinin içinde sigara içmemek. Zaten çünkü yasak. Çünkü o camı niye yok? Yasak. Şoförler ne yapsın, adam içiyor. Açıksın, o kadar. Vallahi bir kere ben taksiye biniyorum da içinde sigara kokuyor. Yani içiliyor demek ki. Yani onu o yüzden tatlı bir, tatlı söylemek neden lazım. Neden biliyor musun? Şu camı iki parmak açıyorsun ister istemez. Bir yandan da dertlisin. Hocam hiç yapmayın bile bunu. Hiç göstermeyin bile, yapmasınlar. Yapmasınlar zaten anlamında söylüyorum. Yani. Olanı da uyarın. O taksi durağının sahibi kimse ya da şey neyse söyleyin. Ben rahatsız oldum deyin. Taksici esnafımızı çok seviyoruz. Burada yeriniz var ama ne olur siz de bırakmanıza faydası olur diye söylüyorum. Kesinlikle. Burada klimayı kullanmak da çok önemli. Camı açmayacağız, ne yapacağız? Ufacık bir yerin içerisinde yaşıyoruz. Yaz da geliyor. Yaz da geliyor. Klimayı da
Biz ne yapıyoruz? Bir an evvel serin serin yiğidin karabağrına eşsin falan diye böyle açıyoruz. Anlatabildim mi? Öyle değil. Mesela klimayı 21-22 dereceye ayarlayıp içeriği insanın zaten vücudunun yaşaması için ideal ısı, ev ortamlarındaki ısı 22 derece civarında olmalıdır. Artı eksi bir kişinin konforuna göre değişebilir. Klimayı da 22'ye ayarlarsak o içerisi 22 sizi zaten serin tutar, terletmez, her şeyden de korur. İçerinin havalanmasını ve oksijenlenmesini de sağlar. Takside ya da uzun yollarda araba kullanırken oturduğumuzda diz ve bacak arasındaki şu açı şöyle 90 derece olmamalı. Şu 90 derece. Tamam mı? Ofiste böyle olmalı. Bankacısın. Bura 90, bura 90 olmalı. Bayağı böyle oturuyoruz yani. Yani. Şöyle 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 olmalı. Aynı sandalye gibi oturmalıyız. Arabada. Ama arabada bura 135 derece. Biraz daha açık. Onu nasıl anlayacağız? Ya şu 180 ya. İkisinin açık. Arası işte. Yani ille de gönyeyle de ölçecek halimiz beyefendinin yok. Beyefendinin oturma durumu güzeldi aslında. Beyefendinin oturma durumu güzeldi ama arkaya da çok yatarsak uyku da basar. O yüzden o kadar da çok da arkayı tabii ki dik oturmayın. Hafif arkanın eğimli olması. Bir de bakın bu arkada başlık var ya. Bu başlıklar bir ara yoktu arabalarda. Hatta bazı arabalarda ekstra aksesuar olarak vardı. Bundan 25-30 yıl kadar kaza evvelki olsa, dönemde. Allah korusun, tutsun onları çıktığında bizim millet abi ne güzel kafayı da koyuyorsun rahat uyuyorsun diye kullanıyordu. Onun amacı kafanın bir darbede arkaya gidip boyun kırıklarının oluşmasına engel olmak. Kafayı dağın diye tutuyor. Yoksa ne olur böyle gider kafa. Yoksa kafa tak boyun kırığı. Dünyadaki en kötü hastalıktır boyun kırığı. Çünkü buradan aşağısı çalışmıyor. Allah korusun. Ama bu her şeyi biliyor. Burada bir şey yok ya. Her şeyin farkındasın, her şeyi Allah duyuyorsun, korusun. Görüyorsun. Allah bu derdi çekenlere şifa versin, sabır versin. Şifa o yüzden versin. Başlıksız arabalara da sakın binmeyin. Ben mesela bir taksiye falan bindiğimde, takside ne yapıyoruz? Arka koltuğa oturuyoruz. Hı-hı. Arka koltuklarda bu tip aksesuarlar çoğu zaman lükse giriyor ve taksici esnafı da bunu katmıyor arabasına. Maksat getir ama taksin lütfen. Ben hemen ne yapıyorum biliyor musun? Kaykılıyorum, şu kafayı sağlam alıyorum. Allah korusun kaza olur, bela olur. Bir de arkada mutlaka emniyet kemerini bağlayın. Hani önde bağlamak yasak, yasaklara değil, canınızın biz sağlığına göre hareket edin. Arkadaki emniyet kemeri arkada oturduğumuzda. Onu pek yapmıyoruz ama yapmıyoruz Allah korusun. Işte. Ama bir şey olduğu zaman yapınca camdan çıkıyorsun. Yani şoför bağlı diyelim, o emniyet kemeriyle hayatta kalıyor. Hep arkadaki yolcu, makam sahibi camdan uçuveriyor. O yüzden tamam, bağlayalım. Allah korusun, peki. Taksici esnafı akşama kadar arabanın içinde oturuyor ve stres yaşıyor, trafik falan filan. Efendim bankacı, muhasebeci de öyle. Ofis çalışanların hepsi de hepimiz akşama kadar oturan bir grup var çalışan. O yüzden biz de evde oturuyoruz akşama kadar, evet, yerlerde olabilir. Bu işte hareket etmek lazım. Asıl zaten şey hareket. Hep egzersiz. Asıl tedavi egzersiz. Ne fizik, ne ilaç, ne ameliyat. Egzersiz yaparsak iş ameliyata bile gelmiyor. Yani çok daha kolay ve pratik halledebiliyoruz. Kolay halledilebilir ama biz hep tembeliz maalesef. Kaç ameliyat var bugün? Bugün muayeneler var. Ha, iyi. Yarın inşallah. Size kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ederim. Bütün izleyicilerimize ağrısı sancısız, amin, günler diliyorum. Ağrınız sancınız varsa devam ediyoruz. Refleksolojiyi konuşacağız şimdi. Gökhan Özçınar çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olunuz. Ve refleksoloji uzmanımız geliyor efendim. Gıdıklanıyor musun Deniz'e? Sende hiç ses yok. Psikoterapi ve refleksoloji uzmanı Doktor Esat Başaran şimdi stüdyomuzda. 5000 yıllık bir gelenekten bahsediyoruz. Refleksoloji nedir diye size sorduk. Neler söylediniz bize onları da göreceğiz biraz sonra. Ama bugün çok enteresan sorular geldi. Psikoterapi ve refleksoloji uzmanı Doktor Esat Başaran. Evet. Şimdi ayaklarda her nokta vücutta belli bir yeri mi gösteriyor? Tabii. Yani kulakta biz bunu hep biliyorduk ama ayakta da aynısı var mı? Ayakta da aynısı var. Hangi hastalıkları aslında şöyle söyleyeyim, kulakta, ayakta, elde ve gözde var. Elde de mi var? Elde de var ve gözde de var noktalar. Gözde de var. Gözde de var. İridoloji deniyor bu bilme. İris tabakasının içerisinden direkt teşhis amaçlı kullanılıyor. Özellikle Allah. Avrupa'da ve Amerika'da. Bak biz baş ağrısı mesela şuraya dokunmayı biliyoruz değil mi buraya? Farkında olmadan bazen o biraz böyle yaparız. Yüz şeyine giriyor. Yani yüz refleksolojisi dediğimizde bir şey var. Ama asıl gözlerin iris tabakasında içerisinde noktalardan problemi sizinkini mesela ufak tefek görebiliyorum. Ciddi mi? Evet, evet. Bakın bakayım ne var. Için, şu arkama geçin. Renkli olduğunuz için. Ha şey aslında gözde mi? Ben de yüzde tabii, zannediyorum. Tabii tabii gözde. Gözün içerisinde
Mesela noktalar var. O noktalardan direkt olarak anlaşılabiliyor. Neye bakıyorsunuz şu an? İris tabakasının içerisine. Yani mesela irisin içerisinde şu bağırsaklarla ilgili. Sevgilisi soruyor ya, gözüme olduğu... bakınca ne görüyorsun? Çapak diyor. Ama bir şey söyleyeceğim. Bu bizim şeyimize de yansımış. Atasözlerimize de yansımış. İyi doktor hastayı gözünden anlar. Doğru doğru. Ha? Peki ne biraz, görüyorsunuz? Biraz bağırsak ve mide bölgesinin olduğu yerlerde hafif tembellik var sanki. Diyetteyim de ondan. Yani dikkat ediyorum. Şimdi bir yaz de geliyor. Omuzunuzda bir problem gözüküyor. Hiçbir şey yok. Ha vallahi bravo. Evet. Burayı bir alet şey spor aletinin üzerinden düştüm. Evet. Bir, çok küçük bir deformasyon gözüküyor. Yine omurluya dikkat edin. Omurluya. Topuklu da biliyorsunuz. Ya, muhtemelen ben de derdim biliyorum. Peki bunun dışında ayağın evet. altında hangi sorunlara çözüm alabiliyorsunuz? Yani şöyle söyleyeyim. 7700 tane nokta var bir ayağın içi altında. Ve etrafında. Kenarıyla birlikte. Nörolojik rahatsızlıklar daha çok ilgilendiğimiz alan. Beyinle ilgili. Beyinle ilgili olan rahatsızlıklar. Nedir beyin onlar? Beyin ve omurluk rahatsızlıkları. Bu spastizite, felç, serebral palsi dediğimiz çocuk felçlerinden başlayıp kas grubu rahatsızlıklara giden, kadar giden, multiple skleroz gibi, MS gibi kas grubu rahatsızlıklara giden bir silsileyi ilgilendiriyor. Peki çok önemli iki soru. Bir, çocuğumuzun boyunu uzatmak refleksolojiyle mümkün mü? Ergenlik çağından önce mümkün. İki, çocukken özellikle. Refleksolojiyle yani ayak altına yapılan doğru tekniklerle kilo vermek mümkün mü? Kilo vermek mümkün. Beni daha önce göstermiştiniz. Aslında siz evet. Kaç kere? O fotoğrafı var mı tekrar doktorumuzun ya? O varsa evet. onu tekrar versek ne güzel olur aslında. Fena o yani. Peki, gerçekten fena. O zaman gel Melisa. Melisa da gösterelim şimdi. Melisa ayağı da. Sizi hemen. Ben şuraya buraya alacağım. Sandalye bir sandalye alabilir miyiz? Hı-hı. Gel bir tanem benim. Hazırlandı bugün. Sen şöyle bir otur bebeğim. Ay teşekkür ederim. Benim asistanım. Geleceğin ekran yüzlerinden. Geleceğin bütün ekran yüzleri Zayda Yetişti ekibinden çıkacak iddia ediyorum. Şuraya yazıyorum bak. Hepsi çok başarılı, hepsi çok iyi. Peki önce refleksoloji nedir dedik, size sorduk. Bakalım biliyor muyuz biz gerçekten? Duyuyoruz değil mi 3-5? Ne olduğunu size sorduk, bakın neler söylediniz. Efendim hasta olduğumuzda doktora gidiyoruz ve muayene ediyor bizi, ardından ilaç tedavisi başlıyor. Bu modern tıp, bir de tamamlayıcı tıp var. Refleksoloji nedir? Bu sorunun yanıtını arayacağız. Örneğin elimizde ve ayağımızda organlarımızın haritası var ve dokunduğunda uzmanlar o tedaviye yardımcı olunuyor. Peki vatandaş bunu biliyor mu? Bakalım. Refleks bir baş ağrısında, bir el ağrısında olan yer diye düşünüyorum ama tam bir bilgim yok bu konuda. Hayır. Duymamış mıydın? Yok. Siz? Hayır, duymadım. Peki ne olabilir refleksoloji? Bilmiyorum, tahmin edemedim şu an. Beyinle alakalı bir şey. Beyinle ilgili. Sağlık, beyin değil mi? Yani sağlık, beyin. Ne demek sence refleksoloji? Bilmiyorum, babam hiç öğretmedi. Baban hiç öğretmedi. Hemen babayı attık topu. Şöyle bir gelin. Efendim biliyor musunuz refleksoloji ne demek? Bilmiyorum ama tahmin ediyorum refleksle ilgili. Refleksle ilgili olabilir. Yani. Tahminim kalp testi şeylerden olabilir mi abi? Kalbi herhalde çok taktın sen. Niye? Bir şey mi var? Ya kız arkadaşımı bekliyorum abi. Ona biraz kırıldım diyebilirim. Reflekslerin hareketi veya onunla ilgilenen... Bilim olabilir diyorsun. Bilim, evet. Refleksoloji pek fikrim yok ama içinde refleks geçtiğine göre onun hakkında bir araştırma yapan bir bilim dalı. Ayağınızda ve elinizde aslında vücudunuzun tamamının haritası varmış efendim. Onu duydum. Hı-hı. Evet onu duydum. Mesela kalbiniz biraz çarpıntı yaptı. Evet. Elinizi diyelim ki açtınız. Evet. Bir noktası o kalbe denk geliyor. Neresidir o? Onu tam olarak şimdi ben söylemeyeyim, uzmanlarımız söylesin ama bir noktası ve ovuyorsunuz diyelim. Evet. Ve kalbinizdeki çarpıntı biraz daha geçmeye başlıyor. Onu duydum ama noktalarını bilmiyorum. Zayde Yetişti öğreniriz. Evet Allah öğrenirsiniz. Her şeyi sorabilirsiniz. Şimdi Melisa'cığım yerini aldı. Yalnız biz hala refleksolojinin ne olduğunu pek bilemiyoruz galiba. Tekrar soralım size. Yani 300 küsur canlı yayında anlatmışız ama demek ki doğru. Onlar anlamıştı, siz anlatamamışsınız. Biz anlatamamışız, problem orada yani. Ha, evet. Hadi şimdi bir daha deneyin o zaman. Refleksoloji aslında tabii adından da anlaşıldığı gibi refleks bilimi demek. Ama ayaklar ve ellere yapılan bir tür akut müdahale, akupres yöntemi.
Yani bir tür masaj gibi aslında. Ani. Evet, ani bası uygulayarak yapılan bir yöntem. Tabii halk anlasın diye biraz masaj diyoruz daha şey tabiriyle. Yani masaj kadar basit bir şeyden bahsediyoruz. Değil aslında. Çok özel, evet, çok özel bir şey. Vücudun tüm organlarının sonlanan sinir uçları ellerde ve ayaklarda bitiyor. Hadi bir buralara gösterin bası bize. Uyguladığınızda... Sizin kaleminiz vardı bir zamanlar. Bir zamanlar kalem vardı. Nerede? Evet, kalem nerede? Getir. Getir. Yani şöyle, tüm vücudu kapsayan bir sistem olarak düşünün. Ayakları kumanda ayağı merkezi olarak neresi, neresi? Düşünün. Şu şekilde birleştirdiğinizde bir insan olarak düşünün. Mesela buralar beyin. Kafa çizin bölgesi. Lütfen. Çizelim mi? Buralar beyin mesela. Buralar beyin. Sinüsler yani baş kısmı diyelim. Böyle yukarıdan aşağı doğru insan olarak düşünelim. Bakın şuralar şu kalan yerler. Burada kalan yerler omurluğu kapsıyor. Yani bizim aynen omurumuz çizin gibi. Çizin lütfen. Evet. Buralar mesela tiroidleri kapsıyor. İşte tiroidler. Evet, şu bölgelerimiz şurası değil mi? Evet. Bu Allah bölgelerimiz. Allah. Burası akciğerleri mesela kapsıyor. Şu şekilde. Akciğerler. Aha. Altıyla üstüyle çok ince detaylarıyla her tarafı var. Yani 7700 tane sinir var. Dolayısıyla Allah her detayı var orada. Böbrekler? Böbrekler mesela tam bakın orta noktayı şurayı taş kapsıyor. Taş düşürürken şurası mesela refleksoloji işe yarar mı? Çok işe yarıyor. Ciddi benim kardeşimde vardı taş. Sürekli taş biriktiriyor vücut. Ben refleksoloji yapıyorum. Hatta şöyle bakın şu kadar dokunduğumda bile bas bas bağırdığını çok iyi biliyorum kardeşim. Siz bir de normal dokunmuyorsunuz. Bas bas bak böyle şey şey. Yılan. Bir daha yapar mısınız? Bakın şuralar bağırsaklar. Şöyle, şöyle bağırsaklar. Aynen, aynen şu şekilde sabah düşünün. Sabah kalktım, karnım bak şiş. Şöyle bağırsaklar. Beni abile zannediyorlar diyenler için mesela. Evet, mesela. Bu bağırsakları ne yapıyorsunuz? Bağırsak. Ama bakın sağdan mı soldan mı yapacağımız çok önemli. Niye, ne farkı var? Birisi sempatik sinirleri, biri parasempatik sinirleri kontrol yani ediyor. Yani sağ taraftan yaparsanız gazı, bağırsakta ters orantı işler bu. Sağ taraftan yaparsanız eğer ne olur? Bu sefer kasılır bağırsak. Bağırsak kasıldığı için boşaltımı sağlayamaz. Ha. Evet, o şişme devam sol eder. Sol taraftan. Sol taraftan yaparsak parasempatik sinirler yani fren devreye girer. Durduracak. Fren durdurduğu zaman bağırsak çalışır. Allah Allah. Evet, kasılma olmaz yani, gevşeme olur. Gevşeme olduğunda bağırsak çalışır. Bu sefer atılımı düzgün yapar. Peki yani herkes ayağına iniyorsun. Bu ayrıntı çok önemli. Hangi peki taraftan sağa, hangi taraftan sola yapacağımızı bilmek çok önemli. Yani deneyimsiz, ehliyetsiz birilerinin yapmaya kalkarsa biraz tehlikeler oluşabilir. Kendi kendimize yapacağımız şeyleri de kendi kendimize yapacağımız şeyler var. Ama mesela epilepsili bir çocuğu düşünelim. Hı. Eğer sağ taraftan yaparsanız ki deformasyon genelde sol beyinden olur. Sağ taraftan yaparsa, özür dilerim, sağ beyinden olur. Sağ taraftan yaparsanız nöbeti tetikleme ihtimali var. Dolayısıyla bilmeyen birisinin epilepsili bir çocuğa yapması uygun değil. Yani bu kadar ciddi bir şeyden bahsediyoruz. Evet, bunun için sol taraftan yaparsak da bunun tam tersi epileptik nöbeti olan bir çocuğun nöbetleri ciddi oranda azalır. Peki migrenim var ve başım ağrıyor. Mesela migren çok klasik bir şey. Bakın şurası çok önemli. Migreni oluşturan iki nokta göstereceğim. Tam şurası ve şurasıdır. Allah ama Allah, sol tam ayaktan. Ortası da bakın, değil. Bakın tam ortası da tam değil. Tam kenarı. Şeye doğru giden, küçük parmağa doğru giden şu nokta. Şöyle göstereyim mi ben bir dakika şöyle. Çam çizdim. Bakın şu nokta şurası ve şu nokta. Şurası. Bu nokta migren noktalarıdır. Şu ve şu parmakta. Evet, bu parmağın Allah Allah. Tam cam kenarı diyelim. Ha, tam cam kenarı. Dışa doğru cam kenarı. Gıdıklanıyor musun? Bu noktalara bir süre basın, bir 5 dakika basın. Göreceksiniz ki migren olan hastalarda çok ciddi anlamda ağrı çekecek. Hani öyle böyle ay çekmesin değil. Biz ağrıyı azaltmaya çalışıyoruz. İşte burada çekecek ki oradaki azalacak. Öyle mi? Tabii. Çünkü yeni bir dal nöron kesecek onu. Kestiği anda küt diye ağrıyı kesecek. Peki bana çok gelir kulak çınlaması. Bir türlü kulak çınlamam geçmiyor diye. Ve ne yazık ki onlara bir çözüm olamadım. Ama üzülüyorum. Kulak çınlamalarının çok farklı sebepleri olabilir. Ya. En az 100'e yakın sebebi olabilir. Hayır, o vertigo ve diğer sebeplerin dışında. Normalde geçmeyen kulak çınlaması için. Kulak çınlamasıysa eğer sağ ayaktan bakın tam şu noktalar, bakın şöyle çizgi halinde yapıyorum. Şuralar ve şurası. Bu noktaları yaptığımızda, şu üçlü noktayı yaptığımızda kulak çınlamasının azaldığını görürüz. Tabii sebepleri tartışılır. Peki, neyden dolayı olduğu bilinmiyor. Delikanlı olmak üzere olan bir çocuğunuz var. Erkek ya da kız. Daha çok erkek çocuklar da istiyorlar. Evet. Daha söylemedim yaptınız ama. Boy uzatma diyeceksiniz. Evet. Kaç yaşında yakalamamız lazım? Bence çok küçük yaşlarda yakalarsak çok daha avantajlı tabii. Yani böyle üçlü, dörtlü yaşlardan. Aile görüyorum ben. Anne de kısa, baba da kısa. Eyvah bu çocuk da kısa olacak diyorlar ya mesela. Şimdi 1.60'dan 1.90 çocuk beklemek de pek mantıklı beklemek değil. Beklemek mantıklı değil ama bir şey söyleyeyim. 0-3'lü yaşta yapılırsa 0'la 3 yaş arasında. Yani o 1.60'dan 1.75 çıkar. Ona da razıyız yani. Allah bereket çıkar, versin. Çıkar, rahat çıkar. 1.90 olmaz tabii elbette. Gerçi yeni nesil şimdi daha uzun. Çıkar. Peki ne yapalım? Ne yapalım? Şimdi birincisi büyüme hormonu dediğimiz hormonlar var. Bunları hipotalamus, hipofiz, epifiz bezleri salgılıyor. Bakın tam şuralarda özellikle. Buradan direkt tiroide inecek. Ondan sonra direkt omurluğa inecek ki burası çok önemli. Bakın şu omur
Ve burası omurilik. Evet evet, burası omurilik. Hem kas bölgesine yapacak sağdan, sempatik sistemden. Onu siz şimdi elinizle de yapın çizdiğiniz zaman. Evet, nasıl yapayım. Yaptığınızı bakın göstereyim şu şekilde, bana. Yılan şeklinde gidiyor. Öbür tarafta yaparsanız, burada, bu ayakta yaparsanız. Bu ayağı düşünelim ama. Tamam. Tamam, bu ayak olarak düşünelim. Biz görebilmek için. Böyle yılan şeklinde yaparsak, bası uygularsak, hipotalamustan özellikle mesela gelen büyüme ne? Hormonları direkt olarak vücuda dağılır. Buralar ana noktalar. Bir daha yapın bir lütfen. Bir de çok önemli bir nokta var ki, şurası siyatik. Hatta eskiden Çinliler, ben daha önce anlatmıştım. Çinliler buralara çivi çakma yöntemini denemişler. Ne? Refleksolojiyi bildikleri için o dönem tabii hani nasıl yapılacak, daha etkili olsun falan diye. Buralara çivi yapmışlar, çivi koymuşlar. Çivinin üstünde şu noktalara baskı uygulatmışlar. Bugün uzun boylu olan Çinliler, normalde kısa bir ırktır. Uzun boylu olan Çinlilerin buraya yaptıklarından dolayı uzun oldukları, genetiğe yansıdıklarını falan Allah iddia edenler var. Kaç yaşında yapıyorlar bunu? Tabii siz yapmayın. Küçükkenden. Evet, Çinlilerin genel anlamda boyu kısa olduğu için küçükkenden denemişler. Bakın özellikle şurası siyatiğin bak, olduğu bölge. Bak nasıl beyaz oldu. Siz bayağı bastırıyorsunuz. Tabii bastırıyorum. Ha. Bastırıyorum. Şu şekilde yılan şeklinde gidecek. Yani çocuğunuzu severken, aslında biz bunu bebekken daha çok böyle patilerini biliyoruz, evet. Bir şeyler yapıyoruz. Ergenlikten önce de yine birkaç santim fark ettirir. Yani öyle mi? Birkaç santim dedim, 3-5 santim fark ettirir. Ne zamanları yapalım bunu? Sabah mı, akşam önce. Mı? Yani bunun zamanı çok fark etmez. Var olduğunu iddia edenler var. Sabahleyin yapılırsa daha iyi, akşamleyin yapılırsa daha iyi olduğunu iddia edenler var. Ama zamanlar çok fark etmez işin açığı. Enteresan. Hı-hı. Şu an ne yapıyorsunuz? Şu an mesela hipotalamusun olduğu bölgeye yapıyorum. Büyüme hormonu ilk epifiz, hipofiz salgılayıp hipotalamustan direkt olarak kanallardan, hipotalamusun kanallarından omurluya verir bu. Omurluya verdiği anda büyüme hormonları kemikleri besler. Sinirler vasıtasıyla besler. Günde ne kadar yapmak lazım bunu? Günde yani refleksolojinin seansı 15-20 dakikadır en fazla. Yani günde birkaç kere yapılabilir. Çocuk için boy uzatmayla ilgili konuşursak eğer. Günde birkaç kere yapılabilir. Kaç gün yapılması ama normal lazım? Normal şartlarda haftada bir gün iki seans veya iki gün iki seans, ikişer seans şeklinde yapılabilir. Haftada çok da, bir gün iki tabii seans. Tabii, haftada bir gün iki seans yeterli bir şey olacaktır yani. Bunu kendimize yapabiliyoruz çocuğumuza. Kişi kendisine yapabilir mi? Kişi kendisine yapabilir mi? Kendini gıdıklayıp gülebilirseniz yaparsınız. Yapamaz yani. Yani kısmen. Çünkü sinir aferent eferent gelim gidim dediğimiz bir sistem var. Duyu sinirleriyle beyin korteksinden hareket ettiren gelim gidimler var. Bu gelim gidimlerde İki gelim gidim aynı anda aynı etkiyi yaratmaz. Onun için dışarıdan bir etki insanı gıdıklarken kendimiz gıdıklayamayız. Çünkü aferent eferent yani gelim gidimler biliriz yani burada olduğu elimizi. Evet. Yani beyin onu algılar. Beyin iki şeyi aynı anda algılamaz. Bakın dikkat edin, zaten bu bir refleks. Refleksoloji biliminin kökeni oradan geliyor. Yani siz orada her yaptığınız şey refleks olarak buradan beyinden bir aynen. Geri dönüşü var. Şimdi şöyle düşünün. Bakın çok bunu biz ilkel benliğimizle biliyoruz. Yani refleksolojiyi Allah bizde yaratmış zaten. Çok enteresan bir şey bu. Bakın dikkat edin. Biz elimizi bir yere vurduğumuzda veya yandığında nasıl bir refleks geliştiririz Zaydan? Ne yaptı dur şişeye? Vurduk, elimizi vurduk bir yere veya yandı. Ay hemen veya tutarız. Şöyle değil mi? Tutarız, bir şey yaparız. Hemen bir şey yaparız. Üf, evet. Üf de, öp geçsin falan vardır ya. Bu öp geçsinler, uflar falan. Bunlar aslında aferent eferent gelim gidimde yeni dal nöron üretmesi için yapılmış. Kendi kendimize geliştirdiğimiz donanımızda var olan bir sistem. Aslında. Allah Allah. Evet. Bilmediğimiz biz bunu için kullanamıyoruz. Aslında. Evet, bilmediğimiz için yani tam tekrar. Noktalarını, ilmini bilmediğimiz için kullanamıyoruz. Peki siz bir taraftan yapmaya ama devam Allah edin. Ama Allah bize böyle bir refleks koymuş. Yani elimizi vurduğumuzda, yandığında, öp falan. Tabii hemen çekme. Peki sorular geliyor olmuş. Şimdi Instagram'a bakıyorum. Evet. Hafize Kocaman, refleksoloji ile tiroidleri çalıştırmak mümkün mü? Mümkün. Bundan lütfen dolayı işte zayıflatılabilir. Sağ peki taraftan, nasıl onu da sağ taraftan, bakın tam şu çizdiğim bölge şurası. Tiroidlerdir. Buraya tiroidlere baskı yaparsanız şu bölgelere sağ taraftan tiroid çalışır. Sonra da bağırsaktan sol taraftan refleksoloji yapacağız. Yaptığımızda zayıflarız ama tabii bu hipertiroid hastası yapar mı tartışılır. Yani, çok dikkatli olmak lazım. Veya şöyle zayıflamak için hipertiroid hastalığını yani kabullenmek için atmak hipertiroidiniz varsa mutlaka hekim kontrolünde evet. Gerekirse veya hipertiroidi yoksa da hani yatkınlık var mı bunu bilmek için bu anlamda bir hekimden teşhis almalıyız bence. Peki zayıflamak için zayıflamak daha doğrusu için vücuttaki sistemi harekete geçirmek için tiroid. Tam hocamızın gösterdiği yer. Bunun dışında buraya ne kadar masaj yapalım ve yine aynı kaç dakika? 10 dakika 15 dakika. Devamlı böyle bastıracağız. Devamlı bastıralım. Sağ sol ayak fark eder bakın, mi? Bakın tiroidden sağ taraf, bağırsaktan sol taraf.
Bağırsaktan sol tarafa yapacağız ki bağırsak hızlı çalışsın. Tiroidten de yapacağız, metabolizma hızlı çalışsın. Sağ ayağın gösterdiğiniz sağ köşesine. Sağ ayağın şu bölgesine, şu bölgesine şöyle. Şuraya. Evet, bu bölgesinde tiroittir, şu üstü paratiroittir. 10 dakika. 10 dakika, 15 dakika. Ondan sonra bu taraftan da bir 10 dakika yapacağız. Bağırsak bölgesine şöyle, çıkışa kadar. Şöyle oraya dolanan. Da tek tek o sırayla elimiz evet, çizgimiz aynen bu şekilde gidecek, bağırsak. Hatta ince bağırsakları da biraz yapabiliriz. Yapacağız. Çatır çatır zayıflarız. Peki Hülya Hanım diyor ki, Hülya Cimrin, keşke çatır çatır olsa deneyeceğim ben bunu. Ben 36 kilo verdim. Sadece bununla mı? Yani sadece bununla denmez. Sık yiyip az yeme kültürünü de geliştirdim kendimde. Sık hani, ve az yediniz. Evet, sık ve az yani yedim. Yani beslenme düzeni beslenme değiştirdiniz. Beslenme düzeni değiştirdim. Ama refleksolojiyi refleksoloji, de kullandınız. Refleksoloji bunu attığını biliyorum. Çok beslenme düzeni değiştireni gördüm. Ya çok az yiyorum zaten, sürekli yiyorum, hala zayıflayamadım diyenleri gördüm. İşte bu o zayıflama kısmında bu yardımcı oluyor. Yani iştah şeyde düzenleme de mi bu işe yarıyor? Ne oldu? Ben hoşuna mı gitti? Lazım çok dedim. Gittim çekti Zaydan. Senin neyine Allah aşkına yandım. Ama bir dakika, yaşı küçük, şimdi bugün olmasa yarın kilo almaya müsait. Değil mi? Bir yapı, evet. Söylemeseydiniz keşke. Her gün yeni bir şeyle geliyor yanıma. Ben ne yapacağım Zayda Hanım? Yine kilo almışım. Kızım diyorum Allah aşkına bak. Hele şimdi Melisa 21 yaşında. 21 evet. Yaşında kilo vereceğim diye çırpınıyor. Allah aşkına bu kız kilolu mu? Ama yapmayın tabii böyle. Ona da çok dikkat edin. Bak bir sürü değil mi? Farklı farklı ilaçlar kullanıp da Allah korusun. Yok ilaç falan dolayı, asla öyle şeylere izin vermem. Asla öyle şeylere girmemek lazım. Zaydan'ım izin vermiyor zaten öyle şeylere. Aynen öyle. İlaca izin vermiyorum. Evet. Ha destek olabilir. Nedir o da? Evet. Bitkisel şeylerdir. Karın topluğunu ben artıran şeylerdir. Ben senin bitkisel bir şey yapayım. Son zamanlar yeni modam. Neymiş o? Aa, acayip bir şey. Acayip neymiş bir karışım. Bunun üzerine o? Program bile yapılır. Neymiş? Gerçekten. Haydi söyleyeyim. Bakın incirle zeytini aynı anda yiyeceksiniz. Ne? Aa evet. Hatta bir bak şöyle. Zeytin, incirimiz var mı? Zeytin, incir. Bir duysanıza bana. Ama acayip bir şey. İncir ve zeytin. Önce kendine yedin. Ben yer yiyorum. Vallahi yiyorum. Yanınızda olsaydı keşke. Yerim valla. İncir şöyle ve zeytin ama, ne alaka? Bakın sabahleyin bir de gece yatarken 7 tane zeytin, bir tane incir. Zeytinden bir tane atacaksınız, incirden bir ısırık. Doktorum 35 zeytinden... kilo verdi bu arada yani şaka 36 maka. 36 kilo evet. 36 dur bir kiloyu daha. Eski. İncirle bakın, zeytin. İncirle zeytini aynı anda yiyeceğiz. Aynı anda nasıl yiyeceğim? Ya zeytini atacaksınız bir tane ağzınıza. Ha, incir bir ısırık incirden. Kuru incir mi bu? Kuru incir de olur, yaş incir de olur. Dur yaşı daha çıktı mı yaşı daha? Yok kurusunu. Birbirini bu kadar tamamlayan iki gıda olamaz. Yani şeyler daha iyi bilir tabii hocalar bu Ay, konuyla Murat, ilgilenenler. Ay Murat kulakları çındasın. Böyle şeyler hep ondan duyardım, siz de ikinci bir de, oldunuz. Bir de şey hocamız vardı ya profesör neyse adını unuttum şimdi. Canan Hoca mı? Yok yok. Zeytin deyince Canan Hoca sever. Canan Hoca tavsiye ediyor. Ama Canan Hoca geldi inciri soracağım bak, incir ve zeytini soracağım. Bakın aynı andaki karışım hiçbir şeyde yok. Zeytine herkes şöyle bir şey diyor. Ben zeytini çok yiyorum. Çok iyi geliyor zaten fark. Hayır. Zeytinle incirin yani kapınız var ama anahtarınız peki, yoksa ne oluyor, açamaz. Ne oluyor? Ne oluyor anlatayım. Zeytinle inciri aynı anda yersek. Dur bir dakika hocam, bir dakika sakin sakin anlatacağız. Millet ne kadar meraklıymış böyle bir şey alıp yemeye falan. Tabii canım bayılırız hocam, siz bize bunlarla gelin. Ne bileyim ben hep ayak oyuyorsun. Varsa böyle tarifler bayılırız. Ama bak bu ilk tarifim son tarifim. Yok gerçekten. Hocam dur daha neler çıkacak bakın, ondan benim. Zeytinle incirin aynı anda karıştığındaki oluşumu hiçbir şey oluşturamıyor. Temin hocamı dinledim, Murat hocamı. Ha. Çok enteresan bir şey söyledi mesela. B vitamini B12 ne dedi? B12 dedi kanlanmayı sağlar dedi. Ama B1, B2, B4, B6 lazım dedi değil mi? Zeytinde bu mevcut mesela. Ha zeytin yiyoruz zaten. Ama güzel. Zeytin o ayrı. Sonra incirde de ne var biliyor musunuz? Ne var? Çok ilginç, omega 3 var. Omega 3 ile evet, B1, yani B... beyin, bakın B'ler burada, omega 3 ikisi de beynin ihtiyacı. İkisi birleştiğinde beyni süper yapıyor. Evet, mesela dikkat eksikliğine kesinlikle iyi gelecek. Bakın, borderline kişilik bozuklukları var ya, bunlarda %100 garanti ediyorum. Hiç... Açın onu biraz. Evet, borderline kişiliğin tam oturmamış halidir. Yani sağ solu yani... belli olmayan, öyle ne yapacağını diyor. Evet, çok evet, bilemeyen, evet, bilemediğiniz. Bu tarz borderline'lerde, depresyonlarda, panik ataklarda, yani beynini ve vücudunu emin hissetmek istiyorsan incirle zeytini aynı anda yiyeceksin. Ama aynı anda. Benimkiler bir sabah, böyle. Bakın 7 tane zeytin, 7 tane zeytin, bir tane incir sabah aç karnına. Bir de gece yatarken yine 7 tane zeytin, bir tane incir. Şekerim var diye korkmayın. İkisinin birleşimi şekeri de dengeliyor. Allah evet. Allah. Normalde şeker çünkü. Normal. Yok diyor olay. Bir şey söyleyeyim. Yani. Acayip de zayıflatıyor. Ben şimdi 36 kilo verdim. Ondan sonra birazını aldım Zahide Hanım, bir 5 kilo. 3 gündür yapıyorum. İnanın bir baktım Allah, kemer sabahleyin takıyorum. Çok enteresan boşluk var arada. Ne oldu dedim ya, bu kadar 3 günde bu kadar zayıflanır mı?
zayıflanıyor. Ama ben bunu kür olarak yaptım. Bir dakika, bir dakika. Yedi zeytin şimdi bir dakika, sabah akşam mı bu? Sabah akşam. Ama oran tane. Çok önemli. 7 zeytin, 1 incir. Ha, 7 zeytin, evet, 1 incir. 7 zeytin, 1 incir. Üzerine de bol su. Üzerine de bol su. Kahvaltı. Ayrıca kahvaltı yapın, yapıyor ama muyuz? Abartmayın tabii. Yani gece yatarken mi bu? Gece yatarken bir de. Sabah tok mu kalkıyoruz? Sabah tok kalkıyorsunuz. Metabolizma daha hızlı çalışıyor. Gece yediğiniz için. Ay ben hala zeytinle incir yan yana getiremedim kafamda ya. O kadar lezzetli oluyor ki Zahide Hanım. Gelmedi mi? Gelse yok, incir bulamadılar. Zeytin vallahi var da. Yani o kadar lezzetli oluyor ki bir tane zeytin. Bir dakika, siz reçelle peyniri aynı anda yemiyor musunuz? Abi lahmacunla kolayı aynı anda içmiyor musunuz? Abi kim? Abi zeytinle kim? Peynir abi işte. Onu abiyi gördüm. Sen nerede? Yani zeytinle inciri aynı anda yemiyor muyuz? Yemez miyiz? Yeriz yani bundan dolayı da. Kolayla nasıl şeyi içiyorsak değil mi? Ya ayağı refleksolojiyi bıraktık. Bıraktık. Olay zeytinle incire döndü yani. Bakın refleksoloji alanlar mesela bunu yaparlarsa sistemi çok daha hızlandıracaktır. Kesinlikle. Şimdi refleksolojiyi bulacağız dönelim da alacağız da yani yaptıralım. Zaten. Ama bu zeytin ve incir olayını bir deneyin bakayım, bana da söyleyin. Bir deneyin. Ben de unutmazsam söyleyeceğim. Aynı anda. Ne kadar? Bence çok uzun bir süre yayın. Yani ilk etapta 20 gün, 21 gün gerçekten ciddi anlamda olumlu gelişmeler sağlayacaktır bize. Olumlu gelişme dediği kilo, yolsu, elektrik olarak dönmeli yani. Kilo, yolsu, elektrik, bakın hücreler yenilenecek. Mesela incirde böyle bir şey var. Hücreleri yenileyici bir özellik var. Zeytinde ise kan damarlarını açıcı özellik var mesela. İkisi tam birbirini tamamlıyor. Biri kapıysa öbürü anahtarı. Yani birisi bulaşık deterjanı, öbürü suyu, durulaması. Yani aynı anda yendiği zaman. Ben çok zeytin yiyorum veya çok incir tüketiyorum değil yani. İkisini aynı anda yendiği zaman. Peki. Oluyorum. Şimdi dönelim refleksolojiye lütfen. Evet, dönelim refleksolojiye. Çok güzel sorular geliyor. Bunları anlamam çok. Şimdi ayaklarınızın altında yanma hissediyor musunuz zaman zaman? Evet. Onun sebebini soruyorlar. Burada bunlar, siz de ya büyük ihtimalle birçoğu nöropati dediğimiz problemden kaynaklanıyor. Yani sinirin tahrip olması demek nöropati. Genelde diyabetik hastalarda çok fazla olur. Diyabetik nöropati. Tabii bel boyun fıtıklarında biliyorsunuz orada belirli şeyler hocam Temin çok güzel anlattı. Kestiği zaman sinir veya orada deformasyonlara sebebiyet verdiği zaman oradaki sinirin yine iletişimsizliğin, kabloların iletişimsizliğinin getirdiği yanmalar da olabilir. Yine o da nöropatidir. O da o yanmada. Evet, peki o da nöropatidir. Makbule Türker diyor ki ayaklarımın topuk altlarına iğneler batar gibi oluyor, sorar mısınız? Biraz topuk dikenine benziyor o anlattığı şey. Ha. Evet, biraz daha farklı. Yine sinirlerin miyelin kılıflarını, bakın topuk dikeni derken biz topuk dikenini hakikaten böyle ayaklarının altında diken çıktı da onun üstünde basıyoruz da yürüyoruz gibi algılıyoruz. Öyle değil. Topuk dikeni başka bir şey. Miyelin kılıfların, sinir miyelin kılıflarının tahribiyetinden kaynaklı bir rahatsızlıktır topuk dikeni. Yine sinirsel bir rahatsızlıktır. Refleksolojiyle çözüm olabilir. Bu beyefendiyi tanıdınız mı? Bu beyefendi zeytinci. Ne kadar yakışıklı. Ve incirci. Biraz bu arada zeytin, soruyorlar. Zeytin incir yeni formül yani. Şimdi bunu sizden sonra artık. Ama gerçekten şöyle bir dik durur musunuz? Şöyle arka arkaya şu kamera belki sizi yan yana görebilir. Nerede çok kamera? Fark var. Şuraya 36 mı? Kilo tamam. Vermiş. Refleksoloji uzmanı bir hekim. Çok yakışıklıymışım ama değil mi o zaman? Yani, karizma. Orada daha tatlısınız da burada tabii daha yaşınız. Kaç yaşındasınız? 40 yaşındayım tam. Yani şimdi yaşınızı gösteriyorsunuz. Değil mi? Orada tabii. Bir tanesi ne oldu Zahide Hanım? Onu ne anlatayım oldu? Çok komik. Bana ne oldu? Aa, dedi, Esat hocam. Esat hocam dedi ya çok genç gösteriyorsunuz. Televizyonda hiç öyle durmuyorsunuz falan. Yani, o zaman bana tabii. Bana hep öyle söylüyorlar. O zaman. O kilolu halimle. Çok genç gösteriyorsunuz. Dedim valla çok teşekkür ederim. Kaç gösteriyorum dedi. 46 falan dedi. Yani televizyonda düşün, 60 falan. Hani düşün televizyonlara kadar. Beni de böyle. Peki evet, ismimi vermeyin. Ha, göbek yağlarını eritmek için ne yapmalıyız? Bel fıtığım var, mekik çekemiyorum diyor. Evet. Bu arada Gizem de size bayılıyormuş. Yani bel fıtığını önce çözmek lazım tabii. Hı. Ama göbek yağını eritmek için refleksoloji işe yarar mı? Yani belki oradaki sistemi, hani karın bölgesindeki sistemi kuvvetlendirebilir. Bakın mide, karın, duvar, mide duvarı, o kaslar hepsi bu taraftadır. Ama özellikle bence sağdan yapmak gerekir. Sağdan bakın tam şuralar, net gözüküyor değil mi? Evet. Şuralar, şu bölgelere yapıldığı zaman o karın kası kesinlikle, yani sfenkter kaslar tabii dam değil ama orada kasılmalar isteriz. Kasılırsa eğer oradaki yağlar erir. Yani o çok önemli bir şey. Ya, kasın Gizem, çok olması. Güzel bir kızımız bak. Gizem diyor ki 18 yaşındayım, 2 senedir. Bu hangi hastalık? Gastroenteritis. Bilemedik, bulamadık ama ağrısı çekiyorum. Gitmediğim doktor kalmadı. Kimse bir şey bulamadı ama ağrım çok, yardımcı herhalde olur musunuz? Herhalde midede bir ağrı. Gastro yani gastro ile ilgili bir şey söylediğiniz, evet, için mideyle ilgili diye düşündük ama. Muhtemelen mideyle ilgili bir ağrı.
Ben yani şöyle söyleyeyim, ağrılarda genel anlamda refleksoloji gerçekten çok etkili. Ağrıyı tedavi ettiği gibi ağrıyı oluşturan problemi de tedavi ediyor. Ama şunu da yapmamak lazım tabii. Hatta hatırlıyorsanız bir programda hocamız öyle şey yapmıştı, söylemişti. Doğru o söylediği. Yani ne mesela demişti? Ağrı bir şeyin sinyalidir. Kesmeye çalışmayın. Önce evet, sebebini bulun. Önce bir sebebini bulun, ondan sonra. Mesela ağrı, ne belimde ağrı var. Önce bir bulalım. Neden dolayı ağrıyor? Bel fıtığından dolayı. O zaman refleksoloğa gelinsin. Yoksa hani benim şuram ağrıyor, ben gideyim refleksoloğa, o ağrıyı çözelim değil yani. Önce uzman doktora. Evet, uzman doktora. Önce uzman doktora. Ağrının problemini bulalım, problemden sonra gelelim. Belki de adam kanser ağrısı çekiyor, Allah korusun, ne biliyorsun? Tülay Hanım yemiş mesela, şimdi sizi izliyorum diyor, yedim, tatlı ve tuzlu bir arada çok güzel oluyor demiş. Ya gerçekten çok güzel oluyor. Yeşil bak. Yeşil mi, siyah mı bu arada incir? Hiç fark etmez. Fark etmiyor. İncir de fark etmez, zeytin de fark etmez. Ama peki, iyi olursa dağdan hani dağ inciri falan derler ya mesela, öyle olursa daha iyi tabii. Zahide abla diyor, Esma Nur, epilepsi hastasıyım. Birçok kez kriz geçiriyorum. Refleksolojiyle krizleri nasıl atlatabilirim? Refleksolojiyle bir kere refleksoloğa gitmesi lazım. Sempatikten mi parasempatikten mi olduğu tespit edilmeli. Genel anlamda parasempatiğin olduğu bölge yapılır epilepsilerde. Özellikle pons bölgelerinde, şuralarda ama yine de neden dolayı epilepsi, neden dolayı var, onları çok iyi bulmak lazım. Çünkü bazen trafik kazalarından dolayı epilepsi oluyor. Adam sağ beynini değil sol beynini çarpıyor. Oradaki deformasyondan kaynaklanıyor. Dolayısıyla orada sağ ayaktan yapmak gerekir ama çok uzman birisinin yapması gerekir. Bu yani arada ciddi bir refleks. Azmiye Bulut da zaten doktor beyin söylediği çok doğru demiş. Bu zeytin ve incir Kur'an-ı Kerim'de tam 7 kere. Zeytin bir kere de incir olarak geçiyor. Tin Allah suresinde Allah. İncir ve zeytine yemin olsun diye nasıl geçiyor. Nasıl tesadüf? Nereden bulduysam? Hocamıza da sorarız bunu. Nereden hocam? Bu olayı bitirdi yani refleksoloji. Peki tansiyona faydası var mı refleksolojinin? Var. Özellikle sormuş. Bunda çok net. Tansiyon bölgelerini göstereyim. Şöyle ayağın, yalnız kamera bu taraftan çekebilir mi? Şuradaki çekebilir mi? Oradan çekemiyorum. Biraz ayağını bir. Şurası bakın. Evet, şurası. Şu bölge var ya. Bu bölge tansiyon bölgesidir. Özellikle şu bölgeye yapıldığında. Öbür ayakta gösterir misiniz? Şu öbür ayakta göstereyim. Ama sol olarak düşünün. Evet. Bunu sol ayak olarak düşünün. Tansiyon bölgesi özellikle burasıdır. Sol ayaktan bu bölgelere yapıldığında tansiyon düşer. Sağ ayaktan bu bölgeye yapıldığında ise yükselir. Çok düşük tansiyonlarda. Ama tansiyonun birçoğu böbrek üstü bezlerden kaynaklıdır. Burayı yaparken aynı zamanda da tam şurası bakın. Burası böbrek, şurası böbrek üstü bez. Bu böbrek üstü bezlerin olduğu bölgelerde yapmak lazım. Böbrek üstü bölgeler dengeye girerse tansiyon düşer. Tabii bu tansiyonun neden olduğu da bilindikten sonra yani yapılmalı. Siz önce hastalığınızın sebebini bulun. Yani bunu önlemek çünkü için değil. Çünkü illa böbrek, çoğu tansiyon böbrek üstü bezden olmayabiliyor. Mesela strese dayalı, ondan sonra şeye dayalı tansiyonlar olabiliyor. O tansiyonlarda, özellikle strese dayalı tansiyonlarda tam bu bölgeye yapmak lazım yine. Merve şu an zeytin ve incir yiyorum. Süper tadı var Zahide Hanım. Tamam, program çıkışında ben de incir bulayım, zeytin var. Ben de deneyeyim, vallahi merak ettim ya. Ben zeytin ve incir üreticilerinden sponsor alacağım abi. Ege'ye gideyim. Sakın. En nefret ettiğim şey, ben programda söylüyorum, fiyatlarını arttırıyorlar. Sakın. Üzümü ve incirin öyle bir şey yapmasınlar da. Ama öyle oluyor değil mi? Genelde yapıyorlar. Bir haber çıkıyor, bir şey oluyor. Çok üzülüyorum. Hadi bakalım şu çilek falan da vurur ağacını. Peki Zahide Hanım, ben yıllardır ayaklarımı, özellikle ayak parmakları ağrıyormuş. Bir çare bulamamış. Bir de ayak altının ortası, lütfen sorar mısınız? Ayak altının ortası bakın ağrıyormuş. Burada birçok şey var. Harita haline getirdik bakın. Burası bağırsaklar. Nereden ağrıdığı çok önemli. Ondan sonra mesela şurası apandist. Acaba buradan mı? Böbrek üstü bezlerden mi? İnce bağırsaktan mı? Bakın intrinsek sinir sistemi, mideyle bağırsak çeperinin arkasındaki sinir sistemi buradan mı? Hani ayak ortası deyince ayak ortasında birçok organ var. Yani şöyle söyleyeyim, bütün şu iç organlarımızın hepsi tam ayak altı ortasında. Allah Allah. Şurası. Şu bölge bakın, şurası şöyle şu bölge olduğu komple, gibi tam olduğu ortada. Gibi, evet, tam ortada. Peki. Çok önemli. Tam ismini vermiyorum bir tane. Elinde terleme varmış. O hipotalamustan kaynaklanır çoğu zaman. Hipotalamus çok hızlı çalışır. Onu biraz parasempatikten, bakın tam şu bölge, parasempatikten çekmek lazım. Şuraya. Şurası hipotalamustur. Bu bölgeye basılar uygulandığında sol taraftan, her gün yapsın mesela 5'er dakika 10'er dakika sol taraftan. Yani bir aşağı yukarı birkaç ay sonra ciddi anlamda terlemenin azaldığını görecek. Çok heyecanlı bir yapı o. Heyecanlı bir yapı, hipotalamus çok hızlı çalışıyor. Ağrılı adet ağrıları için refleksoloji noktaları. Çok önemli, hemen anlatayım bu arasını. Bu erkekler anlamaz ama bu öldürüp diriltiyor. Hemen evet. Gösterin. Bakın, ağrılı adet ağrısında refleksolojiden daha iyi bir yöntem yok dense azdır. Ciddi mi? Evet. Bakın şu bölgeler, şöyle şurası. Şöyle şurası. Ben bu kısmı zaten buralar koyayım. O kadar acıyacak ki. Öyle bastığında mi? Acıyacak. Bastıracağız tabii yani. Tabii bastıracak. Peki bunu ne zaman yapacağız? Ve şurası. Ağrırken ve tersen şuradan gözüküyor ya. Şuraya göstereyim.
Bakın bunu aynı ağrı başladığında şurası, mı ağrımadan önce bence biz ağrı başlamadan zaman. Evet ağrıları birkaç gün önceden başlanır yapılırsa ilk defa iğnesiz hastaneye gitmeden adet geçirdiklerini görecekler. Peki B12 eksikliğim var diyor Esra Toktaş. İncir. Hemen. İncir zeytinküru bugünün mucizesi. Peki. Bugünün şey mucizesi. B12 eksikliğim var, kendim boşlukta gibi hissediyorum, kafamı toplayamıyorum diyor ama. B12 eksikliğinde zaten bunlar... Ben biraz... hemen söyleyeyim. B12 eksikliklerinde yani yine tabii ek takviye ek gıda alsın mutlaka ama özellikle şu bölge var ya, şurası ön frontal. Bakın burası. Hipofiz ve epifizin olduğu bölge. Şöyle şu iki bölgeye yapıldığında peki. Ciddi anlamda desteklendiğini görecek. Leyla diyor ki 7 zeytin ve 1 incirin birlikte yenmesi gerektiği Kur'an-ı Kerim'de işaret edilmiş. Allah hatta Allah. Bunu bulan Japon bilim adamları sonra Müslüman olmuşlar. Aa. Tin suresi duyurulur. Duyduk, ben hocama da soracağım bunu Cuma günü inşallah. Bel ve boyun ağrılarıyla devam edeceğiz. Ara vermem gerekiyor. Hemen dönüyoruz. Ha, çok iyi. Göz kenarlarınızda çizgiler mi var? Yüzünüz artık eskisi gibi gergin değil mi? Bunu yaptığınız zaman direkt arka kol kaslarınız çalıştığı için sıkılaşacak ve deriniz de sarpmayacaktır. Göbeğiniz ve kollarınızdaki yağlardan mı şikayetçisiniz? O zaman bu program tam size göre. Hastanın bir göğsüne bunu koyuyorum diyelim ki, bir göğsüne daha büyüğünü koyuyorum. Yüz ve vücut güzelliğine dair tüm sorularınız burada yanıtlanıyor. Estetik ve plastik cerrahi uzmanı operatör doktor Fatih Dağdelen stüdyomuzda. Bir ev günde en az 4 kez havalandırılmalıdır. Hiç öyle bir şey yapmıyoruz. Yaz geliyor. Kışlık giysilerimizi nasıl kaldıracağız? Ay evim sirke kokacak. Kokmaz şekerim. Al 3 tane çiçek koy oraya. Seninkiler öldü bitti orada. Kokmaz. Reçel zamanı. En doğal meyvelerden en lezzetli reçelleri nasıl yapacağız? Ekmek, simit ve poğaçalar sağlığımızı tehdit mi ediyor? Halk sağlığı uzmanı doçent doktor Oğuz Özyaral yarın Zahide Yetiş'te. Refleksoloji uzmanımız Esat Başaran burada. Herkes zeytin incir kürünü soruyor. Zeytin, siyah zeytin, yeşil zeytin fark etmez, hemen onu söyleyeyim. Bu arada otizmi çok soran olmuş. Hemen evet, onu da cevabını alalım sizden. Otizm şunu diyemeyiz. Otizmi sıfır yapar refleksoloji. Hiçbir şey kalmaz diyemeyiz. Ama otizmin semptomlarında ciddi anlamda performans gösterir. Hatta en yüksek performansı refleksolojiden alabilirsiniz derim. Güzel. Ama bu sıfır yapar demek değil tabii ki. Yani asla öyle bir şey yok. Bebek gazı için nasıl masaj yapılmalı? Bebek gazı hemen bak, bunu da çok bana. Soruyorlar. Bebek hemen, gazında özellikle hemen. Bağırsak bölgelerine sol ayaktan yapacağız. Bu bölgelere bastıracağız. Bakın ağlamaları duracak. Hadi yapın. Göreceksiniz. Şu şekilde. Görelim. Şöyle. Evet, bu bölgelere yapacağız. Şöyle ince bağırsaklara, bağırsak bölgelerine. Peki benim sürem bitti ama sorular çok gelmeye devam ediyor. Çok haklısınız. O zaman ben hocamı tekrar alacağım. Bütün sorularınız burada zaten kayıtlı. Hepsinin cevabını vereceğiz inşallah. Sizi seviyoruz. Yarın görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.